Değerli misafirler, hoş geldiniz. 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü vesilesiyle düzenlenen uluslararası konferansımıza şeref verdiniz. Etkinliğimiz bu önemli, anlamlı günde başta Türkiye Sigara ile Savaş Derneği, İstanbul Aydın Üniversitesi, AKEV ve YÜRAS, Avrasya Üniversiteler Birliği işbirliğinde düzenlenmektedir. Ve hem Türkiye'den hem dünyadan konunun uzmanı, çok değerli konuşmacılarımız var, panelistlerimiz var. Ben sözü uzatmadan açılış konuşmalarını yapmak üzere bu etkinliği daha önce de yıllarca onlarcasını düzenlemiş olan Sayın Başkanımız, Türkiye Sigara ile Savaş Derneği'nin Başkanı, İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı aynı zamanda hocamız Doçent Doktor Mustafa Aydın'a sözü bırakmak istiyorum. Hocam, buyurunuz. Ayşe Hanım, çok teşekkür ediyorum. Ben de bu vesileyle Türkiye Sigara ile Savaş Derneğimizin yıllardır emek veren değerli üyelerimize, icra kurulumuza, onun başkanına, yönetim kurulumuza, oradaki başkan vekilimiz ve diğer arkadaşlarımıza ve tabii ki bugünkü bu webinarı bilgileriyle, düşünceleriyle farklı bir anlam, farklı bir katma değer kazandıracak olan değerli konuşmacılarımıza özellikle şükranlarımı ve saygılarımı sunmak istiyorum. Elbette ki değerli katılımcılarımızın da katkılarıyla bugünkü webinar özellikle pandemi sürecinde yani COVID ile birlikte sigaranın ne denli insan üzerinde, insanlık üzerinde etkili olduğunu bu webinarda, bu çalışmada hep beraber masaya yatıracağız. Ve inanıyorum ki ben sorunlarla birlikte çözüm önerileri de ortaya konacaktır. Ben bu vesileyle bu webinarda çok büyük emek sarf eden, başta Türkiye Sigara ile Savaş Derneğimiz olmak üzere, Avrasya Üniversiteler Birliğimiz ki özellikle uluslararası boyutunu yürüttüğü bu süreç içerisinde ve kurucu vakfımız Anadolu Kültür Eğitim Vakfı'nın onun değerli yönetici arkadaşlarımızı, yöneticilerini ve İstanbul Aydın Üniversitesi'ne bu anlamdaki katkılarından dolayı insanlık adına şükranlarımı sunmak istiyorum. Evet, 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü vesilesiyle biz bu etkinliği yapıyoruz. Ancak tabii Dünya Sigarasızlık Günü sadece 31 Mayıs değil tabii ki, takdir edersiniz ki. Bu bir vesile olarak işte Anneler Günü, Babalar Günü, Sevgililer Günü, Öğretmenler Günü gibi toplumu tekrar bir konuda duyarlı hale getirmek, onları tekrar o alanda bir harekete geçirmek için belirlenen günler bunlar. Dolayısıyla 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü, Dünya Boykot Günü, Sigarayı Bırakma Günü gibi yılın belirli dönemlerinde bu ve buna benzer etkinlikler yapıyoruz. Bütün mesele insanlığı, ülkemizi, gençleri, özellikle de genç adaylarımıza sigaranın gerçek yüzünü göstererek hiçbir zaman bu 21. yüzyılın vebasına bulaşmamalarını, içen varsa onu bırakmalarını, içmeyen varsa da hiçbir zaman sigarayla tanışmamalarıyla alakalı olarak bir duyuru yapmak, bir tekrar onları bir bu konuda harekete geçirmek. Bugünkü toplantımız da 31 Mayıs Dünya Sigarasızlık Günü vesilesiyle de bu çalışmayı yaparak bu mesajımızı tekrar hem kendi kamuoyumuza, uluslararası değerli katılımcılarımızın da katkılarını da dahil ederek hem de uluslararası platformlarda tekrar insanlığı bu vebaya, bu hastalığa tekrar dikkat çekmeleri için. Ben onun için tekrar bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum, emeği geçenlere. Tabii çok acı bir durum aslında. Covid ile beraber maalesef dünyadaki sigara içme oranı, sigara içici miktarı oldukça arttı. Şu anda 2021 itibariyle, belki 2020'nin sonlarına diyebiliriz, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünyada 1 milyar 300 milyon civarında insan sigara içiyor. Tabii bu büyük bir rakam, korkunç bir rakam. Dünyada 7 milyar insan olduğunu varsayarsak bunun 1 milyar 300 milyonu, ki bu tabii belki tespit edilen miktar. Bence burada biraz kayıt dışı da olabilir. Yani tespit edilemeyen de bir kısım olabileceğini düşünüyorum ben. Dolayısıyla bu rakamın belki biraz daha fazla. Bu gerçekten ürkütücü bir durum. Korona ile beraber, yani pandemi süreciyle beraber bütün dünya bir kapanma sürecine girdi.
kapanma insanların hem sosyal yapılarında hem fiziksel yapılarında, sağlığında ama özellikle de psikolojilerinde olumsuz etkiler meydana getirdi. Bu olumsuz etkinin belki bir sonucu olarak tütün kullanan madde bağımlıları daha da arttı. Şimdi tütün kullanan madde bağımlıları diye bir tabir kullandım. Bunu özellikle kullandım. Özellikle bunun altını vurgulamak istedim. Çünkü bugün hiçbir bağımlılık yapan madde sigara kadar hızlı bir şekilde insanı bağımlı hale getirmiyor. Maalesef tek bir sigarayı dahi içtiğiniz zaman bağımlı hale gelebiliyorsunuz. Ve genç adaylarımızdan, gençlerimizden sigarayı deneyen her 3 kişiden birisi maalesef sigara bağımlısı oluyor. Ne kadar tehlikeli bir bağımlılık yapan madde ki insan sigarayı bırakıp 10 yıl sonra bile tek bir sigara içse maalesef sanki dün sigarayı bırakmış gibi çok kolay bir şekilde tekrar sigaraya başlayabiliyor, bağımlı hale gelebiliyor. Ben buradan korona dolayısıyla sigaranın gerçek yüzünü, sigaranın insanın sağlığında, sosyal yapısında, ekonomisinde, çevrede ne tür zararlar ve tahribatlar yaptığını bugün bu webinarla birlikte tekrar masaya yatıracağız. Bunun için ben değerli katılımcı ve konuşmacı arkadaşlarımızla bu konuya hassasiyet gösterecekleri için çok teşekkür ediyorum. Bugün Türkiye'de 120 bin civarında insan her yıl hayatını kaybediyor. Tabii 84 milyonluk bir ülkenin 20 milyonu sigara içiyorsa, yani dörtte biri sigara içiyorsa ve her yıl 120 bin insan hayatını kaybediyorsa, yani coğrafyadan, haritadan bir şehir yok oluyorsa oturup bunu düşünmemiz lazım. Yani bugün Türkiye'deki yangınların gerek şehir içerisinde gerek ormanlardaki yangınların %50'si sigara kaynaklı oluyorsa oturup bunu düşünmemiz lazım. Bugün dünya her yıl neredeyse 250 milyar dolarını efendim tütün ve tütün mamulleri için kullanıyorsa oturup bunu düşünmemiz lazım. Tütün ve tütün mamulleri ile alakalı Türkiye'deki 2007 itibariyle yapılan yani onların yasaklanması ile ilgili yapılan çalışmalar başlangıçta çok ciddi şekilde sıkı takip edilerek Türkiye'de 30 milyondan tütün kullanıcısı 20 milyonlara inmişti. Fakat o başlangıçtaki hassasiyet, titizlik, kontrol mekanizmalarını ve kontrolü yapan kişilerin ortaya koymuş olduğu irade zaman içerisinde gevşedi. Ve zaman içerisinde ihmalkarlığa başlandı. Ve bugün maalesef Türkiye'de üzülerek ifade etmek istiyorum ki 5 yıldızlı otellerin lobilerinde sigara içiliyor artık. Dolayısıyla buradan ben bütün kamu görevlilerine, kolluk kuvvetlere, sağlık kuruluşlarına, eğitim kuruluşlarına buradan seslenmek istiyorum. Tütün ve tütün mamullerinin yasaklanmasıyla ilgili kanunların ve düzenlemelerin ilk çıktığı günde gösterilen hassasiyete tekrar geri dönmemiz lazım. Yeni baştan bir seferberlik ilan etmemiz lazım. Yoksa pandemi süreciyle başlayan sigara tüketimindeki, kullanımındaki artış ülkemizi ve insanlığı çok daha vahim bir noktaya getirebilir. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için bu webinar özellikle pandemi sürecinde insanlığın karşı karşıya kalmış olduğu tehlikeye tekrar kamuoyunu çekmek ve tekrar yetkili insanların bu görevlerini hassasiyetle yerine getirmeleri bakımından önemli bir mesaj, önemli bir milat olduğunu düşünüyorum. Ve buradan ben genç adayı arkadaşlarıma, kardeşlerimize, gençlerimize hayat boyu bir maddeye bağımlı olmak istemiyorsanız, hayat boyu sizi sigara veya tütün denen bir bağımlılığın sizi yönetmesini istemiyorsanız, iradenizin ve nefsinizin, sizin iradenizle nefsinizi yönetebileceğinizi ve sizin sigara sizi değil de sizin sigarayı yöneteceğinize inanıyorsanız, lütfen tütün ve tütün mamullerine hiçbir zaman başlamayınız. Ve içen kardeşlerimize de şunu ben bugün bu vesileyle salık vermek istiyorum. Lütfen hayatınızın kıymetini biliniz. Kendiniz için bilmiyorsanız, arkadan gelen, sizin neslinizden gelen çocuklarınızın ve torunlarınız için hayatınızın kıymetini bilin. Ülkeniz için hayatınızın kıymetini bilin. Tam bağımsız, ekonomisi bağımsız, kültüreli bağımsız, sağlığı bağımsız bir ülke için lütfen sağlığınızın kıymetini biliniz ve sigarayı lütfen bırakınız. Asla unutmayınız.
bu ülkede her yıl 120 bin insan tütün ve tütün mamullerinin neden olduğu hastalıktan hayatını kaybediyor. Unutmayınız, bu ülkede her yıl ortalama 15 bin kişi sigara içmediği halde sigara içenler tarafından öldürülüyor. Ve unutmayınız, bu ülkede her yıl 7 bin civarında çocuk, daha anne baba demesini bilmeyen, yürümekte zorlanan, yürümesini bilmeyen, o pırıl pırıl geleceğin, ülkemizin geleceği olan cumhurbaşkanları, başbakanları, bakanları, bürokratları, iş insanları daha henüz 2 yaşındayken, 1 yaşındayken anne babaları tarafından maalesef nikotinle zehirleterek öldürülüyor. Ve unutmayınız ki sigara içen anne adayları doğuracakları çocukların %25'ini sigara içtikleri için engelli doğuracaklardır. Buna hakları yok. Yüce Mevla tarafından bizlere bahşedilen yaşam hakkını, sağlıklı doğuma hakkını hiç kimse elimizden almaması gerekir. Annemiz babamız dahi olsa. Ben bu vesileyle bütün değerli konuşmacılarımıza bu webinara katkı verecekleri için çok çok teşekkür ediyorum. Uluslararası üniversitelerden ve platformlardan bu webinara nefes verecek olan, bilgi verecek olan arkadaşlarımıza, kardeşlerimize gerçekten insanlık adına şükranlarımı sunuyorum. Katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Faydalı, yararlı bir webinar olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun diyorum. Hepinize dumansız, sağlıklı ve koronasız yarınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Sayın Başkanım, teşekkür ederiz. Açılış konuşmaları için Türkiye Sigara ile Savaş Derneği Başkanı Doçent Doktor Mustafa Aydın Hocamızı dinledik. Ben şimdi panel kısmına geçmek istiyorum müsaadenizle. Hem Türkiye'den akademisyen, sivil toplum kuruluşu liderleri, kanaat önderleri, hem de uluslararası partnerlerimiz, üniversitelerden değerli konuşmacılarımız var. Ben lütfen programa sadık kalmak sebebiyle her panelistimizden en fazla 15 dakika konuşmalarına ayırmalarını rica edeceğim. İlk panelistimize geçmek istiyorum. Profesör Doktor Ahmet İlvan hocamız, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcımız, kendisi de bir sağlıkçı olarak sigaranın kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri üzerine bir konuşma yapacak. Buyurun hocam. Sen teşekkür ederim. Öncelikle Sayın Başkanım, çok değerli katılımcılar, siz değerli bilim insanlarına hitap etme şansı verildiği için çok teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. Ben sizlere sigaranın solunum sistemi ve kardiyovasküler sistemimizin etkilerini hemen 15 dakika içinde özetlemeye çalışacağım. Evet. Görünüyor mu Ayşe Hanım? Henüz değil hocam. 1-2 dakika alıyor bazen. Bekliyoruz. Share screen'den sen paylaşabildiniz değil efendim mi hocam? Ben o zaman IT birimimizden rica edeceğim, görevli arkadaşımız. Panelist hocamız şu anda Ahmet İlvan hocamız. Onun PowerPoint'lerini paylaşmasına izin veriyorum. Tekrar bir saniye, bir saniye. Oldu hocam, şimdi geldi. Peki, görüyoruz hocam. Teşekkür ederim. Evet, akciğer, solunum sistemi ve kardiyovasküler sistem üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Evet. Tütün ve tütün ürünleri, sigara, pipo, puro, hatta elektronik sigara, biraz önce başkanımızın da söylediği gibi tüm zamanların en zararlı alışkanlığı, en zararlı bağımlıdır. Hiçbir şey insan sağlığına bu kadar zarar vermemektedir. Şunu bir alayım kenara. Evet. Tütün kullanımının solunum sistemi üzerinde başta iki tane önemli etkisi var. Daha çok etkisi var ama iki hastalık çok önemli. Bunlardan birisi akciğer kanseri. Diğeri kronik obstrüktif veya biraz daha Türkçesiyle kronik tıkayıcı akciğer hastalığı.
Önce akciğer kanserinden biraz bahsedelim. 100 bin kişide 23.1 çeşitli çalışmalara göre değişmekle beraber dünyada meme kanserinden sonra en çok ikinci sıklıkta görülen bir kanserdir. Erkeklerde ise 100 binde 34.2 insidans ile en sık görülen kanserdir. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı kanser araştırmalarına göre, burada gördüğünüz gibi toplu görüyoruz, her iki cinste, erkeklerde, kadınlarda en çok görülen 36 kanserin yüzdesine bakılmış. Burada yine her iki cinsiyette meme kanseri en çok görülüyor. İkinci sırada akciğer kanseri. Ama burada ilginç bir şey var. Akciğer kanserinin mortalitesi çok fazla. Yani hem sık akciğer kanseri hem de mortalite hızı, öldürücülüğü çok fazla. Bu aynı şekilde erkeklerde daha da belirgin. %21.5'e çıkıyor akciğer kanserinin öldürücülüğü. Görülmesi 14.3 iken kanserler içinde öldürücülüğü, mortalite hızı 21.5. Keza kadınlarda en çok meme kanseri görülürken meme kanserinin mortalite hızı %15.5, daha az görülen kadınlarda %8.4 gözüken akciğer kanserinin kanserlere bağlı ölümler içindeki payı %13.7. Buradan da tabii bunun da en önemli sebebi sigara olduğu için ne kadar sigara tiryaki dediğinin, sigara kullanımının veya tüm tütün ürünleri kullanımının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Burada da hem Türkiye'de hem de dünya ortalaması var. Bizde ve bizim gibi bazı ülkeler var. Çin, Japonya, Orta Doğu ülkeleri. Buralarda sigara, şunu tam kenara alamadım. Evet, %40 civarında bize dünya ortalaması. %20 civarında, bizim gibi ülkelerde %40 civarında kanser ve öldürücülüğü de yine %35 civarında. Demin de söylemiştim, bunu görsel açıdan göstermek istedim. Tütün kullanımıyla veya tütün ürünleri kullanımıyla akciğer kanseri prevalansı arasında çok bariz bir ilişki var görüldüğü üzere. Soldaki grafikte. Bu çalışma Finlandiya'da yapılmış. Günlük sigara içimi trasesi var. Akciğer kanseri insidansı var. Gördüğünüz gibi özellikle erkeklerde, kadınlarda da öyle. Kadınlarda sigara içme oranı önceden çok düşükken zamanla artıyor hala, ama az da olsa artıyor. Buna bağlı olarak bir süre sonra kanser çıkma oranı da artıyor. Bu da Türkiye'deki akciğer kanseri, kadın ve erkekteki akciğer kanseri çok bariz olarak erkeklerde tüm kanserlerin %53.8'i. Akciğer kanseri tütün kullanımı sonucu en sık ölüme neden olan hastalık. Erkeklerde kansere bağlı ölümlerin birinci, kadınlarda ise ikinci nedeni. Daha önceler aslında 3'te 4'teydi kadınlarda bu oran. Son yıllarda kadınlarda da, bu 2020 verileri, kadınlarda da akciğer kanserinden ölüm ikinci sırada. Bu benzer rakamsal bilgiler var. Fazla zamanınızı almayayım. Evet, akciğer kanseri ile söyleyeceklerim bunlar. İkinci hastalık kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Burada yine GOLD denen kronik obstrüktif akciğer hastalığı ile ilgili bilimsel verileri toplayan, yayınlayan bir kuruluş var. Onun tanımına göre, tanımını okumayacağım ama burada çok önemli olan bir şey var. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı kalıcı bir hastalık. Yani kronik obstrüktif akciğer hastalığı olduktan sonra sigarayı bıraksanız bile geri dönüşünüz yok. Ancak daha kolay tedavi edilebilirsiniz, semptomlarınız daha azaltılabilir. Kalıcı bir hastalık. Yine KOAH'ın da veya kronik obstrüktif akciğer hastalığının da en önemli nedeni tütün ürünlerini kullanmak. Evet. Arkadaşlar bir donma oldu. Tekrar paylaşıyorum. Paylaşımım kaldırıldı. Çok özür dilerim. Kapandı tekrar. Tekrar açıyorum.
Evet. Görüyoruz hocam. Tamam. Teknik sorunlar çıkıyor. Özür dilerim. Evet. Nerede kalmıştık? Evet, burada kalmıştık. Kalıcı olması. Evet, tütün ürünleri en önemli neden? Ayşe Hanım, paylaşamıyorum. Acaba biz yani duruyor oraya gelince. Hocam internette bir sıkıntı oldu diye düşündüm ben ama olabilir. Ben IT'den tekrar hocamızın PowerPoint'lerini paylaşması için izin vermesini isteyeceğim. Ayşe Hanım, hocamızın izni var. İzin var. Dosya sanırım. Sunu oraya dosya kapanıyor o zaman. Sunu oraya kendi bilgisayarında sayın hocamızın bir problem var sanırım. Yok, bilgisayarımda sorun yok da ama oraya gelince takılıyor. Peki, zaman alıyor, hızlıca gidiyor. Evet. Dilerseniz sözlü olarak da devam edebilirsiniz. Öyle yapacağım. Bunu da paylaşamazsam sözlü olarak yapacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Tekrar geldi herhalde. Geldi. Neyse, büyütmeden gidelim. Şimdi kuafın aslında çeşitli nedenleri var. Genetik yapı önemli. Aslında bütün hastalıklar da genetik yapıyla çevresel etkenlerin etkileşiminden ortaya çıkıyor. Ama burada en önemli çevresel faktör sigara kuafın oluşumunda. Yoğun içicilerin %50'ye yakınında kuaf gelişiyor. Aslında hiçbir hastalık yok ki basit hastalıklar dışında insidansı, prevalansı %100 ile ifade edilsin. Evet, dünyada 384 milyon şu an için 2010 yılı itibariyle, bu biraz eski bir çalışma, 2010 yılı itibariyle 384 milyon kuaflı olduğu düşünülüyor. Ve bunun önümüzdeki yıllardaki sigara içme yüzdesi biraz önce Sayın Başkanımızın da söylediği gibi giderek artıyor. Bir zaman düşüyordu daha önceden ama son yıllarda tekrar artıyor. Dolayısıyla 40 yıl sonra bunun çok daha ileri seviyelere ulaşılacağı düşünülüyor. Ve şu an 3 milyon civarında ölüm var şu anda KOAH'a bağlı olarak yılda. Ancak bir çalışma yapılmış Amerika'da. O çalışmanın 2060 yılına yansıtıldığında yılda 5-10'da 4 milyon kişi KOAH'a bağlı olarak ölüme sebebiyet verecek. Dolayısıyla aslında burada sigarada bunun hemen hemen %70-80'inden sorumludur KOAH'ın oluşumunda. KOAH ayrıca çok da büyük bir ekonomik yükü olan bir hastalık. Solunum yolu hastalığının %56'sını 38.6 milyar euro Avrupa Birliği ülkelerinde masrafı var KOAH'ın. Sigara ayrı bir şey. Sigaranın masrafı, ekonomiye yükü. Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün için tahmin edilen 52 milyar dolar civarındadır KOAH'ın yükü. Şimdi sigara ile ilgili diğer akciğer hastalıkları da var. Bunlar toplumda bilinmeyen, akademik çevrede veya hekimlerin aslında uzman olmayanların da farkında olmadığı akut eozinofilik pnömoni, akciğer lagerhans hücreli histiyositozis, respiratuar bronşiyolit ve deskomatif interstisyel pnömoni gibi, interstisyel fibrozis, nonspesifik interstisyel pnömoni, kombine akciğer fibrozisi gibi çok değişik hastalıklar var ama ancak bunların İnsidansı, prevalansı düşük ama tanı koyması da son derece zor. Ancak çalışmalar bu hastalıkların başka sebebiyle olmasına rağmen sigarayla ilintili diğer solunum sistemi hastalıkları. Biraz da kısaca kardiyovasküler sistemden bahsetmek istiyorum sigarayla ilişkili. Sigara içenlerde ne oluyor? Aslında KOAH'ta da bu etkin. Bir oksidatif stres oluyor vücutta. İnsülin rezistansı gelişiyor ve sempatik sinir sisteminin aktivasyonunda artış meydana geliyor. Patogenezde fazla ders gibi anlatmayayım.
Şimdi tütün kullanımıyla ilgili kardiyovasküler sistem hastalıkları neler? Genel bir ateroskleroz tablosu oluşuyor. Yani damar duvarı kalınlaşıyor. Damar duvarında plaklar oluşuyor. Bunun sonucu olarak kalp damarlarında daralma, koroner arter hastalığı dediğimiz hastalık, sistemik hiper arteriyel hipertansiyon, trombozlar yani pıhtılaşmalar damar içinde, damar duvarında genişlemeler, anevrizmalar ve dikkat çekmek istediğim bir hastalık grubu var. Periferik damar hastalıkları denen, el, ayak, baldırda, kollarda görülen bir hastalık. Buna da doğrudan sigarayla ilintili bulunmuş ki bunlardan en dramatik seredeni tromboanjitis obliterans, Bürger hastalığı da deniyor. Bu hastalığa yakalananlarda önce yürüme güçlüğü meydana geliyor. Şiddetli ağrı belli bir mesafe yürüdüğü zaman. Daha sonra da bu hastalarda beslenme bozukluğu meydana geliyor, nekroz gelişiyor. Ve sonuçta özellikle sigarayı da bırakmazsa bu hastalarda parmak amputasyonu, yani parmakların kesilmesi nekrozdan dolayı, gangrenden dolayı, hatta alt ekstreme el parmak kol amputasyonuna kadar gidiyor. Bir başka hastalık daha var, o da çok az bilinen Raynaud fenomeni veya hastalığı denen bir hastalık. Bu da sigarayla ilintili, özellikle el parmaklarında damarların konstrüksiyon daralması nedeniyle beslenme bozukluğu, morarma, beyazlaşma ve şiddetli ağrı oluyor. Bir diğer akciğer hastalıklarında söylemedim ama damar hastalığı diye, akciğer damarlarında da hem KOAH hem de sigara akciğer damarlarında da tansiyonu yükseltiyor. Buna pulmoner hipertansiyon diyoruz ama bu da toplumda çok bilinmeyen bir hastalık ama çok önemli bir nefes darlığı nedeni olan hastalık. Şimdi sigara içenlerle hiç içmemişlerle içenleri karşılaştırmışlar bu çalışmada. Hazard ratio, yani hastalığa yakalanma ihtimali içenlerde içmeyenlere göre ve ölüm içenlerde içmeyenlerde daha fazla. İçmeyenlere göre daha fazla. Peki sigarayı bırakınca ne oluyor diye bakmışlar ki yine risk bu şeylerde 2 yıl bırakanlarda 2 yıl sonra biraz düşüyor. Daha 2-4 yıl, 5-9 yıl, burada gördüğünüz gibi 15 yıldan sonra relatif risk hemen hemen hiç never smokers, hemen hemen hiç içmeyenler düzeyine gelebiliyor. Ancak bunun oluşabilmesi için daha genç yaşta vücudun, sistemin, organ ve dokuların rejenerasyon yeteneği varken sigarayı bırakmak ve üzerinden belli bir süre geçmesi lazım. Efendim ben beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı, sigarasız günler dilerim. Teşekkür ederim. Hocam teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Kapatabilirseniz eğer slaytları. Evet, kapatıyorum. Teşekkürler. İkinci konuşmacımız Profesör Doktor Melahat Dönmez. Kendisi Türkiye Sigarayla Savaş Derneği İcra Kurulu Başkanı. Aynı zamanda değerli hocamız kadın hastalıkları, doğum ve perinatoloji uzmanı. Kendisi sigara ve kadın sağlığı üzerine konuşacak. Melahat Hocam, mikrofonu size devretmek isterim. Tamam. Şehir yaptım ama olmadı. Neden olmadı? Hocam geliyor şimdi görüntü. Geldi. Geldi değil mi? Geldi. Ama slaytların hepsini bir anda görüyoruz. Tamam, şimdi başlıktayız. Teşekkürler. Buyurun ben hocam. Teşekkür ederim. Herkese merhaba diyorum ve katılımları için çok teşekkür ediyorum. Benim bana verilen konu, daha doğrusu sigara ve kadın sağlığı. Gerçekten bu 31 Mayıs 2021 tütünsüz bir dünya gününde, biliyorsunuz ki bu 31 Mayıs'ı devamlı Dünya Sağlık Örgütü her yıl bir slogan belirlemekte ve dolayısıyla da neden ilerlemiyor?
Dolayısıyla bu 2021 yılında da bırak ve kazan sloganını aldı ve gerçekten çok önemli işler yapıyorlar ve 64 ülkede birçok dilde bundan sonra bu sigaranın bırakılması için çok güzel mesajlar veriyorlar. Biz de bugün bu toplantıyı bir farkındalık yaratmak ve tabii ki zararlarını herkes biliyor ama bir daha vurgulamak için Sayın Başkanımızın da söylediği gibi kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her zaman bize yardımcı oldular. Bugünlere geldikse sağ olsun onun sayesinde. Ben çok fazla tıbbi terim kullanmadan mümkün olduğu kadar açık konuşmaya çalışacağım. Eğer olursa tıp terimi onun için kusura bakmayın. Sigara biliyorsunuz ki fiziksel, ruhsal ve sosyal zararları ile bireye, hastalıktan nedeniyle de topluma, ekonomiye ve ülke kalkınmasına olumsuz etkileri olan bir önemli halk sağlığı sorunu. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız diye düşünüyorum. Ve bunu buraya koymamdaki amaç bir şeyi hatırlatacağım. Hangi branşta bir hekim olursa olsun, hangi doktor olursa olsun bir konuşmaya başlarken bir kongre, bir seminer, bir sempozyumda mutlaka anlatacağı hastalıklar, kanserler ve bozukluklarda nedenleri söylerken sigarayı söylüyor. Ben bunu bunun için koydum. Yani saçımızın telinden ayak baş parmağımızın ucuna kadar etkilemediği organ ve doku yok. Herkes nedenleri sayarken sigarayı mutlaka söyler. Evet, ben korona günlerinde bu amblemi hazırladım. Yani koronavirüsü kadar, ondan da belki daha kötü, biraz sonra sayı rakamları vereceğim. Yasağı belirtmek için, yani içilmesin diye böyle bir amblem hazırlamıştım. Bunların hepsi tütün ürünleri ve hepsi de bizleri kandıran bir şey çıkıyor. Onun üstüne daha az ısıtıcı var şimdi. Mesela bu şeyde gösterdiğim gibi IQOS var. Yok efendim 350 derecede ısılıyor. Yok efendim potlar var, jüller var. Bunların hepsi bizi kandırıyor. Hatta bazılarında tabii değil, suni maddeler var. Onun için hiç biz bunlara kanmayalım. Burada ben sadece bu tütün ürünlerini göstermek için. Sigaraya insan nasıl başlıyor? Flört olarak başlıyor. Sigarayla bir flört ilişkisi var. Ve ben bugün size kadın doğum gününden flörtünüzü bayağı kötüleyeceğim. Çünkü hakikaten flörtle başlıyor, zihinde başlıyor. Uzun süreli sinsi bir ilişkiye dönüşüyor. Ta ki sizi, burada sigaranın bittiği gibi, sizi yok edene kadar bu devam ediyor. Kadınlar erkeklerden daha az sigara içmelerine rağmen, hocam anlattı, KOAH, bu kronik obstrüktif akciğer hastalıkları yönünden daha çok risk altında. Daha onların dar ve daha duyarlı hava yolları var. Akciğer kapasiteleri daha düşük. Tabii ki bazı da genetik nedenler var. Herkes biliyor ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var. 7000 kimyasal madde içeren bu sigaranın içerisinde 55 tane kanser yapan madde var. Ama bunlardan en önemlileri şurada gördüğünüz böcek ilacında, fare zehirinde, bataklık gazında, filde bulunan bu arsenik, kadmiyum, aseton, katran, karbonmonoksit, nikotin. Bunlar çok önemli. Tekrar tekrar söylemekte yarar var. Bu kadmiyum, ileride de tekrar söyleyeceğim. Kadmiyum ne yapıyor biliyor musunuz? Bizim D vitamini ve kalsiyum metabolizmamızı bozuyor. Dolayısıyla herkes de kemik erimesi yapıyor. Ve siz ne yaparsanız yapın, eğer sigara içiyorsanız mutlaka bu kemik erimesine uğrayacaksınız demektir. Arkadaşlar da, hocalarım da söyledi, bahsettiler. Dünyada sigara kullanan kişi 1.3 milyar. Dünyada sigaradan ölen 8 milyon ama bunun 7 milyonu kendi içtiği için, 1 milyonu da pasif içici, başkası içtiği için. Pasif içici çok önemli, ileride bahsedeceğim. Dünyada günlük ölen 21.917. Türkiye'de bir kişinin sigaraya verdiği para, harcadığı miktar 7.500. Yani bunu iki kişi içerse ne olacak? 15-16 bin liralık bir masraf olacak. Bunu düşünün. Eğer bu parayı bir tarafa koyarsanız ikinci bir el araba bile alabilirsiniz. Türkiye'de sigara kullanan kişi 19 milyon 200 bin. 600 bini çocuk, bakın. Yıllık ölen Türkiye'de 121 bin. Ve 332 kişi günde ölen. 70 milyar da sigaranın yaptığı ve de sigaranın neden olduğu hastalıklarla
dan dolayı ekonomik zarar bu kadar. Şimdi bu tabloyu koydum. Bana verilen konu hazırlarken 26 Mayıs'tı o gün hazırlarken hemen bir dedim ki korona tablosunu alayım. O gün 166 kişi aramızdan ayrılmış. O zaman bakın günde sigaradan ölen yani o COVID-19'sa bu da COVID-19. Tütün virüsü hastalığı diyorum ben buna. 332 kişi aramızdan ayrılmış. Bakın çok üzülüyoruz 166 rakamına. Yani iki misli biz sigaradan dolayı insanları kaybetmekteyiz. Türkiye'de sigara kullanımı bir araştırma yapılmış. Oranlar böyle. Çok oranlarla ben sizi yormayacağım. Sadece burada çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Ülkemizde sigara bırakma programlarında etkin rol oynaması öngörülen tıp doktorlarının %44'ünün, öğretmenlerin %51'inin ve gazetecilerin %64'ünün sigara içtiği gösterilmiştir. Çok önemli. Kadınlar büyük bir risk altında. Çünkü tütün endüstrisi kadına yönelik reklamlara oldukça harcama yapmakta. Özellikle de düşük ve orta gelirli ülkelere yatırım yapıyorlar. Çünkü buralarda sigara içme potansiyeli yüksek. Yeni kadın kullanıcılar bulacaklar. Bir de light efsanesi var. Hiçbir şekilde bunlara aldanmayın. Biliyorsunuz bir sürü şeyler çıktı. Sigara kartelleri her zaman bir yeni bir şey çıkarıyor. İşte IQOS çıkarıyor, şunu çıkarıyor, bunu çıkarıyor. Şimdi de ne yapıyorlar? Gidip o ülkelerde içilmesi az olan, içimi az olan, özellikle gelişmekte olan ülkelere gidip oralara yardıma da başladılar. Bakın neler yapıyorlar. Yardım ediyorlar. Yani biz yardım edelim. Çünkü oralarda bunları tanıtıp daha çok sigara içimini sağlayacaklar. Biz çok büyük bir risk altındayız bu kartellerle. Kadınlar arasında erkeklere göre bu light sigara çok fazla güvenli diye. Ama hepsi hata, hiçbirine güvenmeyelim. Sigaranın olumsuz etkilerini burada görmekteyiz. Ama çok önemli, hocam anlattı. Eğer bir kişi diyabeti varsa, yüksek tansiyonu varsa kalbinde bir bomba taşıyor. Sigara da içiyorsa bitti bu. Üçü birden sigara, şeker hastalığı, tansiyon kalbinde bomba taşıyor. Beynimizi etkileyen de bu üç hastalık. Sigara mı, sağlık mı artık kararı siz verin diyorum. Sigaranın kadında bir sürü etkileri var, yan etkileri diyelim, zararları diyelim. Adet şikayetleri neler yapıyor? Adet öncesi gerginlik yapıyor, adet sancıları yapıyor, düzensiz adet yapıyor ve de adet zamanlarında çok fazla kanama yapıyor. Kısırlık, gebelik üzerinde çok fazla yan etkileri var. Menopozda çok etkin, biraz sonra bunlara değineceğim. İdrar kaçırma problemleri. Bugün bu stres inkontinans dediğimiz idrar kaçırma, öksürürken, aksırırken, hapşırırken idrar kaçırmaları da sigaranın çok büyük etkileri var. Çalışmalar bunu böyle söylüyor. Bir önemli konu var. Doğum kontrol hapı kullanmak isteyen, sigara içen kadın koroner kalp hastalıkları riski açısından tehlike altında. Biz bir doğum kontrol hapını verirken mutlaka soruyoruz. Sigara içiyor musun? Eğer bir kadın 35 yaşın üzerinde sigara içiyorsa biz ona asla doğum kontrol hapı veremeyiz. Çünkü neden? Emboli yani kan pıhtı atıp damarlarında tıkanmalar yapar. Büyük bir risk altındadır. Rahim, yumurtalık, meme kanserleri hocam söyledi, çok güzel anlattı, kendisine teşekkür ediyoruz. Onların hepsini yapmakta. Şimdi ben sırayla kısırlık derken kısırlıktan bahsedeceğim. Şunu yok edemedim de. Tamam. Epigenetik değişimler nesilden nesile aktarılmakta. Dolayısıyla sigara içen kadınlar çocuklarının hatta da torunlarının hayatlarını tehlikeye atmakta. Kendiliğinden gebe kalamıyor ve burada düşünüyorlar biz ne zaman gebe kalırız diye, bakın bu çiftlere. Aynı zamanda yardım ve üreme tekniklerine, aşılama, tüp bebek tedavilerine gittikleri zaman da başarısız. Burada bakın bir X'i yapılıyor. İşte spermin ovuma verilmesi X'i. Normal o yollardan şu ovumu sperm, bir tane şanslı sperm gelip dölleyecek ama olamıyor. Bütün bunlar yumurtalıklarında yumurta üretmeye, hem erkekte hem kadında, hem de kendiliğinden gebe kalmayı zorlaştırıp düşükler artmakta. Neden ilerlemedi? Gerçekten bastım, ilerlemiyor. Heh, bak şimdi oldu, tamam. Günde bir paket sigara içiyorsa bir kişi, 18 yaşından önce başlamışsa kısırlık riski çok yüksek. Çok çok yüksek kısırlık riski. Bakın burada kadınların
kadınların tubası burada. Tubadaki fonksiyonları, silyalar var içinde. Bunun fonksiyonlarını bozuyor. Ve dolayısıyla buradan sperm geliyor. Buradan da yumurtayı alıyor tüp. Ve şurada birleşip embriyo meydana geliyor. Embriyo tekrar gelip rahime yerleşiyor. İşte bu yerleşmeyi sigara önlüyor. Hatta şuralarda rahime gelmeden tüplerde oluyor, dış gebelik oluyor. Çok önemli. Bu resmi onun için hani göstermek için koydum buraya. Bu fonksiyonları bozmakla kalmıyor. Aynı zamanda östrojen, progesteron, bu iki hormon kadınlığı kadın yapan önemli iki hormon, bunların da üretimini etkiliyor. Kotinin denen bir madde sigaranın içindeki yumurta ve spermlerin oluşumunu bozarak anomalilere ve özellikle kromozom yapılarında geri dönüşü olmayan bozulmalara neden oluyor. Gebelik olmuyor, olursa da onu çocuğuna geçiriyor ve anomalili bebekler oluyor. Serum androstenedion seviyesini yükseltiyor. Testosteron seviyesi yükseltiyor. Dihidroepandesteron ve seks hormon binding globulin oranını artırıyor. Çok önemli bunlar. Ve kısırlığa neden oluyor. Başka önemli bir neden kısırlıkta erkeklerde ereksiyon fonksiyonunu bozuyor sigara. Hocam kameramız kapalı, bilerek mi oldu yoksa bir... Hayır ben kapatmadım. Biz sizi görmüyoruz şu anda ama sesinizi görüyoruz, duyuyoruz, slaytlarınızı da görüyoruz. Beni neden görmüyorsunuz? Bir dakika, beni görmüyor musunuz? Pardon. Kameranı aşağıdan açabilir. Tamam, şimdi geri geldi görüntü. Çok özür dilerim. Önemli olan son konuşmayı görmeniz. Konuşmayı görüyorsanız problem yok. Aynen. Hocam son birkaç dakikanızı hatırlat. Ama bir dakika. Kısırlık çok önemli. Kısırlıkta da ne oluyor? Genç kadınlar eğer ağır içici ise FSH düzeyleri çok yükseliyor. Menopozda da FSH düzeyi yükselir. Dolayısıyla FSH arttığı için kadında gebelik oluşmuyor. Yumurtalama daha düşük oluyor ve gebe kalma oranları, bakın burada yumurtanın, spermin yumurtaya gelip döllemesi, bunun da gelip rahime yerleşmesi maalesef olmuyor. Gururumuz, biliyorsunuz Sayın Profesör Doktor Aziz Sancar, Aydın Üniversitesi'ne laboratuvar açmaya geldiğinde konuşmuştuk. O sigaranın DNA'da yaptığı hasarın haritasını çıkardı. Hem sigarada hem de fabrikalardan çıkan dumanların içerisinde benzopren denen madde var. Bu madde DNA ile organizma şeyine girerek, birleşime girerek DNA'da hasar yapmakta, reaksiyona girerek. Dolayısıyla ne yapıyor? Hasarlı DNA kendisini çoğaltırken, kopyalarken buradaki hasar ne oluyor? Kansere dönüşüyor ve kanser hücresi oluşuyor. Bu çok önemli. Eğer zaten bu DNA'daki hasarında temizleme, bunu düzeltme şeyine, yoluna gidersek hocam dedi, o zaman da ilaç endüstrisine yardımcı olacağız dedi. Ama herkes sigara içmeye devam ederse biz ne yapacağız dedi. Şimdi sigara ve gebelik deyince düşükler, bakın kavanozun içinde, ölüm doğumlar, dış gebelikler, gebelik zehirlenmesi, çocuk eşinin erken ayrılması, bakın burada, çocuk eşinin aşağılara yerleşmesi çok fazla kanamalara neden oluyor ve düşük ağırlıklı bebekler, sularının erken gelmesi, anomalili bebekler. Ve de şurada bakın, bebek bu kordondan besleniyor. Eğer buraya gelen şu çocuk eşinden bebeğe giden kanda damarlarda tıkanma, daralma olursa bebek yeteri kadar oksijen alamaz. O nedenle de bebekte hem anomaliler, düşükler olabildiği gibi bir de hayat boyu etkilenebileceği problemler, beyin hasarı, zeka geriliği vesaire olmakta. Çok önemli bir konu. Biz planlanan bir gebelik var ise lütfen diyoruz 3-4 ay önceden sigarayı bırak diyoruz. Bütün bu riskler pasif içiciler içinde var. Aynı zamanda bebeklerde tiroid hacmini de artırıyor sigara. Relatif olarak iyot eksikliği oluyor ve bozukluklara neden oluyor. Dolayısıyla bebekte gelişme geriliği var. Mesela burada çok güzel bir resim var. Bu İngiltere'de Durham Üniversitesi'nde yapılmış, 4 boyutlu ultrasonlarla görüntülenmiş sigara içen bir annenin bebeğine, bakın burada çok rahatsız, ama sigara içmeyen bir annenin bebeği mışıl mışıl uyumakta. Çok önemli. Biz de bir çalışma yapmıştık, çalışmalar daha doğrusu. Gebelikte sigara içiminin plasenta ve
yeni doğan üzerine etkileri konulu çalışmalarımız vardı. Burada da gördük ki sigara içmeyenlerde %31 iken sigara içenlerde %62,5 iki katından fazla çocuk eşinde kalsifikasyonlar gördük. Sigaranın zararlarını biz bu çalışmalarla da gösterdik. Anne sütü çok önemli. Anne sütü bebeğin ilk aşısı. Anne sütü eğer sigara içmiş bir annenin sütü ise bebek onu alamıyor. Halbuki ilk aşısı minerallerini ondan alır. Biz 6 ay ne diyoruz? Sadece anne sütü, su bile yok. O zaman bebek bunu da ememezse ne yapacak? Bütün mineral, vitamin faydalı bileşenleri azaltıyor. Bu nedenle biz burada da çok önemli gebelik dönemiyle ilgili farkındalıkları yetersiz buluyoruz. Evde sigara içiyorsa bakın bebek ölümleri, kolik tarzında karın ağrıları, annenin bebeğinin beşiğinde sigara içtiğinde ani bebek ölümlerini biz saptadık ve bunları çok üzülerek söylüyor. Eşi sigara içiyorsa iki kat artıyor. Çocuklarda astım, solunum enfeksiyonları iki kat artıyor vesaire. Bakın şuradaki resimde çocuğa oyuncak veriyorlar, neler veriyorlar ama ellerinde sigara var. Dolayısıyla çocuk diyor ki hiçbir şey istemiyorum. Sadece siz sigara içmeyin, ben hiçbir şey istemiyorum. Menopoz çok önemli sigara içenlerde. Gördüğümüz vakalarda 35 yaşında kadın geliyor, ben menopoza girdim. Menopoz son adet demek. Aslında bundan sonra yaşlılık başlıyor. Ne yapıyor sigara? Telomerlerde erozyona yol açıyor. Telomerler şurada şekilde gördüğünüz gibi ayakkabı kromozomlarının uçlarındaki ayakkabı bağcıklarındaki toplar gibi bu telomerlerdir. Bunlar da kısalma yapıyor. Günde bir paket sigara içiyorsa bir kadın her yıl telomerlerinde %18 kısalmaya neden oluyor. Dolayısıyla ne oluyor? Erken yaşlanıyor. Kemik kırılıyor. Kemik yoğunluğu azalıyor. Kemik erimesi başlıyor. Özellikle kalça kırıkları. Cilt yaşlanması hızlanıyor. Ve A vitamini deposu bozuluyor. Ve de bizim için çok önemli antioksidan olan C vitamini emilimi azalıyor. Ve bakın burada sonra cilt böyle oluyor. Renksiz, donuk, derin kırışıklıklar içeren, elastikiyeti azalmış bir cilt meydana geliyor. Halbuki böyle sağlıklı yaşanan kadınlar olabilirler. 5 yıldan çalışmalar göstermiş bunu. 5 yıldan günde 15 ve üzerinde sigara içen kadınlarda menopoz 4-5 yıl öne çekilmekte. Sigara içenler içmeyenlerden 10 yaş daha erken yaşlanmakta. Bakın hep kadınları seçmişler reklamlarda. Boğazına iyi gelir böyle bir şey var mı? Yok ama yıllarca bizi kandırdılar ve sigara reklamlarında hep kadınları kullandılar. Çünkü sigara endüstrisinin hedefi kadın. Kadınla çok daha etkiliyor. Neden? Kadın zayıf olmak istiyor. Sigara içersem iştahım azalır. Stresi oluyor, sigara yapıyor. Ben özgürüm, işte modern görünüm, işte kendi paramı kendim harcayabilirim çok rahatlıkla. O nedenle sigara endüstrisi özellikle düşük ve orta gelirli ülkelere yatırım yapıyor. Çünkü buralarda sigara içme potansiyeli yüksek, yeni kullanıcı kadınlar buluyorlar. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün de bu söylediklerimde gelişmiş ülkelerdeki oranı %20, gelişmekte olan ülkelerde %9. Biz kadınlarımızı tütün endüstrisinin pazar taktiklerinden ve sigaradan korumalıyız. Pasif içkilik çok önemli. Yan akım bu. Çok önemli. Ana akımdan daha çok nikotin içeriyor. Karsinojenler daha yüksek yoğunlukta. Çevre Koruma Ajansı tarafından grup A olarak kabul edilmiş. Bakın dünyada 1 milyon pasif içici, 17 bin de Türkiye'de pasif içicilikten dolayı hayatını kaybetmekte. Ekonomik kaybı pasif içiciliğin %10. Bakın Türkiye'de her yıl yanında sigara içildiği için 1500 ila 2000 çocuğumuzu kaybetmekteyiz. Sigara dumanında pasif içilim bu genel olarak çok önemli burada bir orta kulak iltihabı, çocuklarda solunum sistemi ile ilgili öksürük, kırıltılı, yetersiz akciğer işlevleri vesaire. Peki bunları biz söyledik. Ben nasıl bırakıyorum diye nasıl bırakılacak vesaire onları anlatmayacağım ama bir cümleyle birden bırakmak %80 başarılı. Yavaş yavaş bırakırsa asla başarı elde edemezler. Birden bırakacak. 21 gün beynine komut verecek. Bu çok önemli. Ben 21 gün bıraktım. Bırakamadıysa bunu çalışmalar göstermiş. 2 ay daha sabrederse bırakır. 171 hattını bilen var, belki bilmeyen de olabilir. Sigara bırakma isteyenler 171 hattını arayabilir. Veyahut da polikliniklere gitmek isterlerse sigarayı bırakma poliklinikleri 532 tane. Bir de COVID'le olan bir slide'la COVID'i söylemek istiyorum. Dışarıda görüyoruz sigara içiyor.
neden maskeni takmıyorsun diyorum. Ben sigara içiyorum. Yani onun sigara içmesi maskesini takmamasını gerektiriyor. Bulaş riskini artırıyor. Virüs sigara dumanında daha çok yayılıyor. Nargile içilen mekanlarda risk daha fazla. Bozulmuş sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. Etkili maske kullanılmıyor. Sigara içenler COVID-19 enfeksiyonunun toplumda ve hastanelerde yayılmasını artırıyor. Ve gerçekten ölümler sigara içenlerde çok çok fazla. Evet, Türkiye için gençlerimizi sigara kartellerinin emellerinden uzak tutmamız lazım. Sivil örgütlenmeler, meslek örgütleri, diğer kurumsal yapılar destek vermeli. Hedef sigarasız toplum. Hayatınızı söndürmeyin, sigarayı söndürün. Sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşa devam ediyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese sigarasız, sağlıklı, koronasız güzel günler diliyorum. Teşekkürler Melahat Hocam sunumunuz için. Slaytlarınızı kapatabilirseniz. Tamam, hemen kapatıyorum. Ben bir sonraki konuşmacımızı anons etmek istiyorum. Doktor öğretim üyesi Cenker Zeki Koyuncuoğlu. Hocamız Türkiye Sigara ile Savaş Derneği yönetim kurulu üyesi. İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde de öğretim üyesi. Sigaranın diş sağlığına zararlı etkileri üzerine konuşacak. Cenkör Hocam sunumunuz var mı? PowerPoint paylaşacak. Evet. Tamam. Şu an paylaşabilir miyim? Galiba kapattı evet, hocamız. Evet. Tamam. İzninizin olması lazım. Hemen paylaşıyorum. Görüyoruz. Tamam. Sunumu anlayabiliyorum. Büyütebilirsiniz isterseniz aşağıdan. Hemen büyüyor şu an. Teşekkürler. Tamam. Teşekkür ediyorum sunumunuz için. Diğer hocalarımızın da güzel sunumlar için onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli panelistler ve katılımcılar, bugün sizlere sigaranın ağız diş sağlığına zararlı etkileri konusunda bir genel bilgilendirme sunumu yapmak istiyorum. Diğer hocalarımız bu konuda oldukça ayrıntılı bilgiler verdiler. Ben tekrar yapmak istemiyorum ama bir giriş olması sebebiyle de bu bilgilerden kısaca bahsetmek istiyorum. Sigara bağımlılığının, bağımlılık kelimesini özellikle kullanmak istiyorum. Sigara bağımlılığının gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek olduğunu Dünya Sağlık Örgütü'nün tüm raporlarında görebiliyoruz. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler olarak ne yazık ki ülkeler çok ciddi tehdit altında. Hocamız bahsetti, doğrudan tütün kullanımına bağlı yıllık 7 milyondan fazla insanı kaybediyoruz. Pasif içicilikten de 1.2 milyon kişi ne yazık ki hayatını kaybediyor. Ancak gözden kaçan bir nokta da var. Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Üçüncü el içicilik olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz sigara içildikten sonra evimizdeki duvarlara, koltuklara, kıyafetlerimize sinen sigaranın zararlı ürünlerinin bizden çevremize ve özellikle çocuklarımıza yayılması durumu. Bu konu hakkında birçok çalışma var ama ağız diş sağlığı hakkındaki çalışmaların sayısı çok az. Önümüzdeki yıllarda bu konuya da eğileceğini düşünüyorum. Gelişmiş ülkelerde geleneksel sigara tüketimi azalmakta. Bunun yerine elektronik sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri kullanımı hızlıca artmakta. Özellikle bizde hedeflenen grup gençler ve kadınlarımız. Biz Türkiye Sigara Savaş Derneği olarak var gücümüzle sigaranın son molekülü yok oluncaya kadar savaşmayı bir görev biliyoruz. Ancak 2008 ve 2012 yılları arasında Türkiye'deki ivmelenen sigara bırakma olgusu ne yazık ki son yıllarda tersine dönmeye başladı. Çünkü karşımızdaki çok büyük bütçelerle reklam yapabilen, çok büyük bütçelerle insanlara sigara kullanımını teşvik edebilen bir düşman. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan aldığım bir veriyi paylaşmak istiyorum. 15 yaş üzeri sigara tüketimi gördüğünüz gibi 2016 yılından itibaren artmaya
başladı. 2019 yılında da arttı ve gazete haberlerinde görüyorsunuz pandemide sigara kullanımı artmakta diye. Ne yazık ki bu sinsi düşmana karşı savaşmamız lazım. Ve bu savaşı sadece bizlerin yapabilmesi çok zor. Sağlık Bakanlığımız bu konuda çok fazla çaba sarf ediyor. Biz sivil toplum kuruluşu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Ancak toplumun kanaat önderlerinin, toplumun eğitimli kısmının da çok daha fazla sorumluluk alması gerektiğini düşünüyoruz. Benat Hocam da gösterdi ama ben de bu diş hekimliğiyle ilgili eski Stanford Üniversitesi'nin bu konuyla ilgili özel bir bölümü var. Bunu göstermek istiyorum. Ne yazık ki sigarayı diş hekimlerinin, sizin diş hekiminizin önerdiği sigara şeklinde afişlerinin olduğunu görüyorsunuz. Sigaranın yararları ya da işte boğaza en az zararlı olan sigara şeklinde afişlerin olduğunu görüyorsunuz. Şimdi sigaranın ağız sağlığına zararlarını en kısa ve en anlamlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Zararları en basitten en tehlikelisine doğru sıralamaya çalıştım. Şimdi sigara tükürük salgısını azaltıyor ve bu ağız kuruluğu yapıyor. Aynı zamanda dişin üzerinde yapışarak bakteri plağı dediğimiz dişler için hem çürük açısından hem de diş eti hastalıkları açısından önemli olan birikintileri miktarını arttırıyor. Bu ikisi kombine hale geldiğinde ise bağımlılarda kötü ağız kokusu olduğunu tespit ediyoruz. Aynı zamanda bağımlılarda tat alma duyusunun azaldığı da yapılan çalışmalarla bildirilmiş. Diş etlerinde slaytlarda gördüğünüz gibi ciddi derecede renkleşmeler yapabiliyor. Hatta bazı hastalar bunun kanser olabileceğiyle ilgili korkuya da kapılabiliyorlar. Üzücü bir bilgi, sigara içen ebeveynleri özellikle çocukların yanında da içiyorsa pasif içiciye maruz kalması nedeniyle çocuk yaşta bile bu renkleşmelerin sigara içmeyen ebeveyne sahip çocuklara göre %70-%80 daha fazla olduğunu görüyoruz. Slide'da gördüğünüz gibi dişlerin renkleşmesi, plak birikimi çok daha fazla oluyor. Bunları bazı tedavilerle ortadan kaldırıyoruz. Diş yüzeyi temizliği, cilalar ya da diş beyazlatmayı ortadan kaldırıyoruz. Ama aynı alışkanlıkları benzer şekilde sürdürmeye devam edersek renkleşme çok daha fazla ya da çok daha hızlı bir şekilde tekrar karşımıza çıkıyor. Diş taşı oluşumunu ağızda plak birikiminden sonra plak birikimini takiben ne yazık ki diş taşı oluşumunu da arttırıyor. Yıkıcı bir hastalık olan ve sigara içenlerde çok daha fazla gözüken nekrotizan ülseratif gingivitis dediğimiz klinik tablo ne yazık ki sigarayla ilişkisi net olarak ispatlanmış. Hatta ağız sağlığıyla ilk ilişkinin kurulmasını sigarayla sağlamış bir hastalık ve çok daha fazla yüzdeyle hastalarımızı görebiliyoruz. Peki diş eti hastalığına yatkınlığı nasıl sağlıyor diye bakarsak diş etinin savunma düzenini bozuyor sigara. Erken belirtilerin ortaya çıkmasını engelliyor. Bunu nasıl sağlıyor? Damarları büzerek diş etinin kanlanmasını, oraya savunma elemanlarının gitmesini bozarak bu problemi ortaya çıkartıyor. Tabii ki damarlanmanın azalmasıyla birlikte tedaviye yanıt da, yani bizim yapacağımız tedaviye yanıt da azalıyor. Şimdi diş eti çekilmesini arttırıyor. Kemik kaybında artış sağlıyor ve bizim kontrol tedavisini aldığımız hastalar arasında yapılmış bir çalışmada 5 yıllık süreçte yaklaşık sigara içenlerde 2 kat daha fazla diş kaybı olduğunu görebiliyoruz. Örneğin bu hastamız 34 yaşında bir genç bir erkek hasta ama günde 2 paket sigara içiyor ve dişlerinin durumu gerçekten hiç açıcı değil. Biraz daha yaşça büyük ama durumun daha da vahim hale geldiğini çok net bir şekilde görüyorsunuz. Bütün kök ve diş yüzeylerinin sigara lekeleriyle kaplandığını ve bununla birlikte ağız hijyeni, ağız bakımının da çok kötü olduğunu görüyorsunuz. Güzel bir başlık. Diş eti tedavilerini ve implant uygulamalarını, yani son yıllarda oldukça önem kazanan, hastanın hem estetik hem fonksiyon olarak başarılı bir şekilde
dişli halde sabit kendi dişleri gibi kullanabilmesini sağlayan implant tedavilerinde başarıları çok düşürüyor. Gördüğünüz gibi slide'ın sağ bölümünde yaklaşık implantın yarısının eridiğini görebiliyoruz. Ya da diş köklerinin çok şiddetli bir şekilde açığa çıktığı, kemiklerin çok ciddi bir şekilde eridiğini görebiliyoruz. Biz bu tedavileri yaptıktan sonra eğer hasta sigara kullanmaya devam ediyorsa bu tedavilerin başarı yüzdesi de çok ciddi düşüyor. Hatta çok basit bir şey söylemek istiyorum. Diş çekiminden sonra dahi yara iyileşmesini bozduğu için çok çok ağrılı bir klinik tabloda ne yazık ki karşımıza çıkıyor. Yani ben sigara içiyorum, bir diş çektirsem ne olacak gibi hastalarımız düşünebiliyor. Bunun da böyle olmadığını bildirmek istiyorum. Bir diğeri dudak damak yarığı. Hamilelikte eğer sigara içme durumu olursa karşımıza ne yazık ki bu şekilde damakları kaynaşmamış, fonksiyonel ve estetik olarak ve konuşma olarak çok ciddi problemler yaşayabilecek çocuklar olduğunu görüyoruz. Ve kimsenin çocuğuna bunu yapmaya hakkı olmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dediğim gibi gittikçe kötüleşiyor durumlar. Çok kısa bir tıbbi bilgi vermek istiyorum. Ağızda böyle beyaz mavi trak kalınlaşmaları olabiliyor. Ve sigara bunu arttırıyor. Sigara içmeyen hastalarda da olabiliyor ama sigara içmek oldukça riski yükseltiyor. Yanak içlerinde, ağız tabanında, diş etlerinde, dilde ya da boğazda görülebiliyor bu durum. Peki ağız kanserleri, evet ağız kanseri olma riskini oldukça arttırıyor gördüğünüz gibi. Dil kanseri, bademcik ya da gırtlak kanseri olma riskini oldukça yüksek oranlarda arttırıyor. Peki ağız kanserleri neden oluyor diye bakarsak, %90'ı sigara kaynaklı değerli katılımcılar. Sigara yanına bir de yüksek alkol tüketimi yerleşirse risk çok daha yüksek oluyor. Ağız kanserleri peki nadir mi gözüküyor? Ne yazık ki hayır. En sık görülen 8. kanser tipi. Bu nedenle sigara kullanımını hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için kısıtlamamız lazım. Peki biz basit olarak hastalar olarak nasıl anlayacağız diye sorarsanız. Ağızda ağrısız şişlik oluşumu varsa, eğer yutkunma güçlüğü ya da konuşma zorluğu yaşıyorsak, ağız içinde beyaz ve kırmızı odaklar veya kanama odakları varsa, çeneyi açmada güçlük yaşıyorsak, dokuların yıkıma uğramasıyla geçmeyen ağrılar, her zaman görülmeyen bir takım hızlı gelişen ağız içinde iltihabi görüntüler varsa, bu durumlarda ağız kanserine karşı uyanık olmamız gerekmekte ve dikkatli olmamız gerekmekte. Mutlaka diş hekimi muayenesi düzenli olarak yapılmalı bu ağız kanserlerinden korunmak için. Şimdi çok kısa da elektronik sigaralardan bahsedip sunumumu bitireceğim. 2003 yılında Çin'de bulunduktan sonra takip eden 3 sene içerisinde önce Avrupa sonra Amerika pazarına giriyor. İçinde birçok doğal tütünden farklı olarak kimyasal madde de var. Ve ne yazık ki likitlerin içine bilinmeyen birçok başka kimyasallar da ekleniyor. Şimdi büyük oranda bunların kontrolsüz üretimi ve pazarlanması uzun süreli kullanımın güvenliği konusunda yapılmış hiçbir çalışma yok. Şimdi elektronik sigara bağımlılıktan kurtulma aracı değil. Daha sağlıklı ve güvenilir bir alternatif değil. Çünkü sigaranın çıkma noktalarından bir tanesi buydu. Ve ne yazık ki gençlerin arasında kullanımı hızla artmakta. Şimdi peki zararları var mı? Evet, bunlarla ilgili zarar çalışmaları da yapılmış ağız iş sağlığı ile ilgili. Yüksek oranda şeker içeriyor bu likitler elektronik sigaranın. Çürük oluşturma riskini arttırıyor. Aynı şekilde diş etinde ve dişlerde renkleşmelere neden olabiliyor geleneksel sigaralar gibi. Diş eti hastalıklarının artmasına neden olduğu klinik çalışmalarla tespit edilmiş. Aynı zamanda implant kaybı açısından geleneksel sigaralardan daha düşük olmasına rağmen yine de riski oldukça arttırdığı tespit edilmiş. Peki kanseri arttırıyor mu ağız kanserlerini? Bu konuda ağız kanserine neden olmaz diyebilmek için çok erken. Çünkü dediğim gibi son
Yaklaşık 18-20 senedir bu olguyla karşı karşıyayız. Ama e-sigarada birçok toksik madde olduğu için ağız dokularında da iritasyona neden olması kaçınılmaz. Aynı zamanda tüm vücut üzerine de toksik etkiye sahip. Yeni bir ürün, o yüzden ağız kanseri oluşturma diyemiyoruz ama elimizde de kesin bir kanıt yok bu konuda. Ne yazık ki elektronik sigaranın bazen böyle elimizde ya da vücudumuzda yaralar açması, patlaması nedeniyle de karşımıza çıkabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri artık elektronik sigaraları yasaklamaya hazırlandı diye haberler çıkmaya başlamıştı. Artık Amerika Birleşik Devletleri'nde çoğu elektronik sigaranın yasak olduğunu, hatta tamamının yasaklanacağını da biliyoruz. Son olarak, son slaytımda da Melahat Hocam da bahsetti. Dumansız Gelecek isimli ne yazık ki bir firmanın oldukça yüksek maliyetli bir ürününden de bahsetmek istiyorum. Isıtılmış tütün ürünleri başka firmalar da artık üretmeye başladı. Ancak önümüzdeki yeni düşmanın da bu olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu konuyla ilgili ağız sağlığı ve vücut sağlığı ile ilgili minimal çalışma var. Önümüzdeki yıllarda bunun bizim ağız sağlığımız üzerine zararlarını da çok fazla olarak göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Bu önemli günde katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bırakma ve kazanma zamanı diyerek sunumumu bitirmek istiyorum. Teşekkürler. Hocam teşekkürler. Ben bir sonraki konuşmacımızı anons etmek istiyorum. Profesör Doktor Ferhan Öz. Sayın hocamız Ses Konuşma Yutma Bozukluklar Derneği geçmiş dönem başkanı. Aynı zamanda Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Burun Cerrahisi Derneği'nin de geçmiş dönem başkanı. Sanıyorum bu vesileyle Avrupa'da da bu konfederasyonun daha önce kongre başkanlığını yapmış hocamız. Profesör Doktor Ferhan Öz hocamız, mikrofon sizde, buyurunuz. Evet, merhabalar. Sesim geliyor galiba gayet iyi bir şekilde, değil mi? Duyuyoruz hocam. Sunumunuz var mı? PowerPoint paylaşacak evet. Mısınız? Evet, ben hemen share screen'den başlayayım sunuma. Tamam. Öncelikle Sayın Başkanımıza ve Organizasyon Komitesi'ne bu güzel toplantı için beni davet ettiklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir gün. Sigara üstünden çok detaylıca bahsedildi. Benden önceki panelistler tarafından çok güzel sunulardı. Birçok şey öğrendim diyebilirim ben de onlardan. Şimdi ben sigarayı ve ses bozukluklarında önce sesimizi nasıl kullanıyoruz, ses nasıl üretiliyor, öyle başlamak istiyorum. Ve bunun sigaranın da ses bozukluklarına nasıl etki ettiğini en basit, anlaşılabilir bir şekilde sizlere sunmaya çalışacağım. Bir sesin oluşabilmesi için bir kere bir enerji kaynağına her zaman ihtiyacımız vardır. O da bizim akciğerlerimizdir. Bir de bir vibrasyona, bir sürtünmeye her zaman ihtiyacımız vardır. O da bizim larynx'imiz, gırtlağımız, yani ses tellerimizdir. Şimdi akciğerlerimizden çıkan hava doğruca yukarıya giderek bizim larynx'imizle ses tellerimiz arasından geçer ve sesi üretir. Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu bir kadın sesi. Evet, burada ses tellerini görüyorsunuz. İki tane beyaz şekilde ve bunlar aşağıdan gelen havadan titreşiyorlar ve bir ses ortaya çıkıyor ve bu ortaya çıkan ses aslında bir ham bir ses. Devam edeyim videoya ve burada frekansın da değiştiğini göreceksiniz. Evet. Her saniyedeki titreşim sayısı frekansı gösteriyor. Evet. Biz tabii bu frekansı bu kadar net bir şekilde çıplak gözden göremiyoruz. Ancak bir stroboskop yardımıyla bu hareketleri çok daha net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi neredeyiz biz? Aşağıdan gelen havayla ses tellerimiz arasından hava geçerek
yukarıya doğru bir ham bir sesi çıkarttı. Yukarıda ise bizim burun boşluğumuz, geniz boşluğumuz, ağız boşluğumuz bu sesin rezonansını sağlıyor. Daha sonra da bizim dilimiz, yumuşak damağımız ve dudaklarımız bu sesin karakterini veriyor. Şimdi başka bir gösteriden size bir örnek vereyim. Bu bir MRI ile çekilmiştir ve insan sesi. Gördüğünüz gibi bizim dilimizin, dudaklarımızın, yumuşak damağımızın sese katkılarını görüyoruz. Evet, tabii insandaki sesi biraz önce frekansın saniyedeki titreşim sayısı dedim. Bu kadınlarda konuşma olarak baktığımız zaman 150 titreşim aşağı yukarı 150 Hz'lik bir frekansı veriyor. Erkeklerde de ortalama 100 civarında. Yani kadın sesi her zaman erkek sesine göre daha ince, erkeklerin sesleri daha kalın. Elit ses sanatçılarına baktığımız zaman işte bir bas ses, erkek bir bas sesi 87 ile 340 arasında bir frekans. Bir sopranoda ise 225'ten 1100. Bu frekans değerlerini ve bu detayları ben size niye verdim? Şu bakımdan ses bozukluğunda oluşan şikayetler hep bunlara dayanıyor. Ses kısıklığı, ses yorgunluğu, seste kalınlaşma, seste çatallanma hep bunlar sesteki desibelin yani şiddetin veya frekansın değişiklikleriyle oluyor. Ve bizler bu şikayetlerle hekimlere gidiyoruz veya hastalar bana geliyorlar ve bu hastaları ben incelediğim zaman altında hep böyle değişik nedenler görüyorum. Birçok faktör burada rol oynayabiliyor. Bunlardan içinde reflü var, şu var, bu var. Onların detayına girmeyeceğim ama her zaman bir sigara var. Sigara her zaman için bir ses bozukluğuna neden olabiliyor. Ses kısıklığına, seste çatallanmaya, seste yorulmaya neden olabiliyor. Onun için sigarayı bütün hastalarımızın neredeyse hikayelerinde hep buluyoruz. Peki nasıl sigara ses bozukluklarına neden oluyor? Ses telleri biraz önce gördüğünüz videolarda da hep böyle bir ıslak ortamda çalışıyor. Nemli bir ortamda çalışıyor. Yani dolayısıyla biz hastalarımıza, profesyonel ses sanatçılarına her zaman için bol miktarda su için deriz. Burada da ses tellerindeki kuruluğu sigara yaratıyor. Ses tellerinde bir enflamasyon yaratıyor. Ses tellerinde bir öksürük, balgam ve bir iritasyon yaratıyor. Bu da sürekli olarak sesinizi temizleme gibi travmatik hareketler yapıyorsunuz. Bu travmaların hepsi mikro travmalar şeklinde sizin ses telleriniz üzerindeki epitelde değişimler yaratıyor. Ve bu değişimler işte nodül, polip, kist gibi bizim selim dediğimiz ses bozukluklarını getiriyorlar. Şimdi ses tellerinde bir artmış kitle etkisi yaratabiliyor. Çünkü ses telinin içindeki o epitelin hemen altındaki renke mesafesinin içinde bir sıvı birikimine neden oluyor. Ve sesin kalınlaşmasına neden oluyor. Birazdan bunu örnek vereceğim. Aynı zamanda da frekansı düşürüyor. Yani bir yüksek frekanstaki bir kadın sesini neredeyse bir erkek sesine getiriyor. Akciğer fonksiyonlarını azaltarak maksimal fonasyon zamanını azaltıyor. Yani sesinizi uzağa duyuramıyorsunuz. Daha çok yoruluyorsunuz. Bunu sigara içen kişilerde, eğer bu kişiler sesini profesyonel olarak kullanan kişiler değilse çok farkında olmuyorlar. Ama profesyonellerin hepsi bunun farkına varıyor. Sigara hiçbir zaman için seste ani ses değişikliği yapmıyor. Zaman içinde bu ses değişikliklerini yapıyor ve bu değişiklikleri hiçbir zaman için hastalarımız da bir hastalık olarak algılamıyorlar. Yani seslerindeki değişikliklerin neredeyse farkına varamıyorlar. Ama ani değişikliklerde doğruca kulak boğaz hekimine geliyorlar. Evet, şimdi biraz önce ben sesteki değişikliklerden bahsettim. Bir kadın sesinden vereyim. Biraz önceki ses tellerinden çok farklı ses telleri. Bakın şişmiş, ödemli. Bu ses tellerinin içinde bir ödemato bir salgı var. Ve bu koyu salgı ses tellerini bir sucuk gibi şişirmiş. Yani kadının o ince, güzel ses telleri gitmiş, yerine kalın ses telleri gelmiş ve ses... Evet, kalın bir ses. Şimdi
bu hastaların böyle bize gelen kadın sesleri, Beren Bey benim sesim 2 yıldır, 3 yıldır böyle. Yani benim sesimden daha kalın bir sesten karşılaşıyorum ben neredeyse. Erkeklerde bu o kadar büyük bir problem olarak gelmiyorlar. Erkekler sesleri kalınlaştığı zaman daha çok hoşlarına gidiyor birçoğunun. Ama burada o değişen o epiteldeki değişikliklerin hiçbir zaman farkına varmıyorlar. Ve o sesteki değişiklik onları bir şekilde bize getiriyor. Yani neyi merak, neyi daha çok özeniyorlar? Bakın. Ya hiçbir zaman ben sesimi beğenmedim. Yani okulda, konservatuvarda o kadar değerli aktörler, oyuncular vardı ki biz hep ses eğitimi yapıyoruz tabii. Evet, karizmatik bir ses, hoş bir ses. Sigara içen erkeğin sesi de gerçekten daha çok kalınlaşan bir ses oluyor. Ne zaman problemi yaşıyor? O seste kısılma başladığı zaman, ses çatladığı zaman, kesildiği zaman, o zaman kulak burun boğaz hekimine geliyor. Ama o ana kadar hep sesinin daha olumlu geliştiğini düşünüyor. Ki burada yanılıyor aslında. I try to give people what I think people want. My agent called and Evet, bu Aretha Franklin'di. Hepimizin çok iyi tanıdığı bir şarkıcı. Konuşma sesini dinliyoruz. Ben bunu size tekrar dinleteyim. O ince sesi sigara sonrasında aynen bir erkek sesine dönmüş durumda. I was done. Bakın. I try to give people what. Bu ses çatallı bir ses. Sigaranın yoğun olduğu dönemlerde. Daha sonrasında. Pardon. Daha sonrasında. And what I think people want. My agent called. Ses, sigarayı bıraktıktan sonraki dönem. And I was done. Ses düzeliyor. Geriye geleyim. Kadın sesinde şarkıcılarda tiz sesler. Artık tizlere çıkamıyorlar. Hastalar bana ben artık tizlere çıkamıyorum ve sesim çok yoruluyor Ferhan Bey diye geliyorlar. Yani burada Diane Warwick'in bir sunusu. Evet. The loss of the upper register is the most obvious effect of smoking. Diane Warwick'in en iyi yılları. Over time, smoking deepens the voice. Not only adds to the title of the song. Kenny Rogers made Lucille the number one song in 5 foreign. Ses bozuldu. Sigarayla birlikte bozuluyor tamamıyla. Evet. Tabii ki bu sigaranın ses telleri üzerindeki etkisi sadece böyle kalsa iyi. Larenjit, renk ödemi, lokapleki gibi basit hastalıklarla kalsa iyi. Ama karşımıza bir gırtlak kanseri veya larynx kanseri hastalığı çıkıyor. İşte burada neyi görüyorsunuz? Ses telinde değişikliği. Biraz önce göstermiş olduğum şu güzel ses tellerine bakın. Bir de bu slide'a bakın. Buradaki ses teli düzensiz, bozuk, sağ ses telinde tamamıyla bir kanser hikayesini görüyorsunuz. Hastanın sesi son derece zayıf, çıkmıyor, son derece güçsüz ve çok erken dönemde yakalanmamış bir kanser. Ama aslında sesimizin daha pırıl pırıl ve daha tertemiz olması gerekiyor. İşte sigara bir sağlıklı ses telini nasıl problemli bir hale getiriyor bunu görebiliyoruz. Bunu uzun süre içtiğiniz zaman Sayın Başkan'ın dediği gibi aslında hiç tanışmamanız lazım ama uzun süre içtiğiniz zaman, 40 yılın üzerinde içtiğiniz zaman değişik çalışmalarda değişik sonuçlar elde edilmiş. 5 ile 30 kat arasında kansere yakalanabiliyorsunuz, gırtlak kanseri. Dudak tiryakilerinde bu risk daha az. Ama günde bir paket sigaranın üzerine çıktığınız zaman riskiniz daha da artıyor. Burada nikotinin hepimizin de çok iyi bildiği gibi bir immünosupresif etkisi var. Bizim bağışıklık sistemimizi bastırıyor. Bir de bizim P53 genimizdeki mutasyona yol açarak gırtlak kanserine yol açıyor. Burada tümörün oluşmasına neden oluyor. Sigara içmek her zaman için kansere davetiye çıkartmak gibidir. Bizim bu tip hastalarla karşılaştığımız zaman her zaman için toplumda vermiş olduğumuz mesaj şudur. Bir erken tanıyı yakalamak istiyorsak, hele hele sigara içen bir kişiyseniz, 15 günü geçen bir ses kısıklığınız varsa mutlaka bir kulak burun boğaz hekimi sizi görmeli. Tedavileri nasıl oluyor?
ya bu hastalarda parsiyel yani kısmi bir şekilde gırtlağı ameliyatla alıyorsunuz bir bölümünü ki böyle bir ameliyatın sonrasında Allah'a şükür sesim böyle ama daha iyiyim gibi bir sesle karşı karşıyasınız. Veya tamamen sesiniz gidebileceği bir total yani gırtlağın tamamen çıkartıldığı bir cerrahi yapıyorsunuz. Veya sesi de koruyacağınız, gırtlağı da koruyabileceğiniz uygun olgularda bir radyoterapi seçeneğiniz de var. Tabii bu arada da şunu hiçbir zaman unutmayın. Bunu bazı hastalarımda görüyorum. Sigaraya devam ettiğiniz zaman mutlaka bu tedavilerden sonra kanseriniz tekrarlıyor. Ben kanseri tekrarlamayan hasta görmedim. Hepsini de tekrarladı. Evet, şurada iki tane fotoğraf gösteriyorum ben size. Bunlardan bir tanesi gördüğünüz gibi ameliyat sonrasında bir trakeostomi, bir delik açmışız ve burada da kalıcı olan deliği görüyorsunuz. Burada gırtlaklarının alınmış olan iki tane hastayı görüyorsunuz ve bu hastalar gırtlak kanseri nedeniyle sigaranın bedelini ödüyorlar. Evet, bu anlamlı günde ben hepinize çok teşekkür ediyorum ve hepinize sağlıklı, sigarasız günler diliyorum. Çok teşekkürler. Hocam teşekkürler. Belki daha önce ayırdığında olmadığımız yeni yeni zararlarını öğrenmiş oluyoruz bu sunumlar ilerledikçe. Teşekkür ediyorum sunumunuzu. Tamam. Şimdi bundan sonraki panelistimize anons etmek istiyorum. Çağıl Çok Coşkun. Hocamız klinisyen Veteriner Hekimler Derneği Genel Sekreteri. Sigaranın canlılar üzerindeki zararlı etkileri hakkında konuşacak. Hocam buyurunuz. I want to invite Çağıl Çok Coşkun, President of Veteriner. Merhabalar. Öncelikle bütün konuşma yapan hocalarıma teşekkür ederim. Talk about the harm of smoking. Simultaneyi duyduk. Gene bir teknik bir hata oldu orada galiba. Onu sadece açık olanlarımızın duyacağı şekilde alabilirsek sizin sesiniz oldu de burada mu? Karışmaması lazım. Ben bu arada ekranımı bir paylaşayım sizinle. Tamam. Tabii ki bugün öncelikle sizlerle sigaranın hayvanlar üzerindeki etkilerinden bahsetmek istiyorum ama ne yazık ki bu konuda elimizde çok fazla done yok. Şöyle ki bizler kendi içtiğimiz sigara ile ilgili tıbbi olarak birçok araştırmaya sahibiz. Hocalarımızın hepsi çok değerli bilgiler anlattı. Hepsine teşekkür ederim açıkça. Benim farkında olmadığım ailemde çok fazla sigara tiryakisi var açıkça. Birçok yan etkiyi öğrendim. Daha çok insanın sigarayı bırakması için bu etkileri paylaşmanın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hayvanlar üzerinde ise bu araştırmalar ne yazık ki çok az. Çünkü hayvanlarda etkiyi biz fark ettiğimizde artık her şey çok iş işten geçmiş oluyor. Ve bunu bizde hasta yakını, hasta sahibi diye de söylenebilir ama hasta yakını demek daha doğru. Hasta yakınının içtiği sigaraya dayalı olduğunu ispat etmeniz ve bundan kaynaklanan bir sıkıntı olduğunu karşı tarafa kabul ettirmeniz çok zorlu bir dönem oluyor. Bu anlamda gerçekten de bir sıkıntı çekiyoruz. Şöyle yapacak olursam. Şimdi akciğer üzerindeki etkilerden siz sırayla bahsettiniz. O yüzden ben akciğer etkisini tabii ki sizler kadar iyi tanımlayamam ama hayvanlarda da öncelikle yerleşen organlar akciğer. Şimdi biz bazen şunu unutabiliyoruz. Birlikte yaşadığımız hayvanlar aynı bizler gibi bir fizyolojiye sahipler. Yani bizim gördüğümüz bütün patolojiler işte diyabetten, işte insüline bağlı dirençten, tansiyondan, ortopedik bozukluklara, astıma, KOAH'a kadar birçok hastalık onlarda da oluşabiliyor. Sadece bizim teşhis için metotlarımız farklı olmak zorunda. Çünkü bize hastalarımız ancak öksürükleri çok aşırı şiddetlendiğinde sahipleri tarafından getirilebilir. Ya da hasta yakınları tarafından getirilebilir. Bizde böbrek hastalıkları bile maalesef ki %75 kayıp sonrasında ancak teşhis edilebilir. Bu yüzden bir kişinin kendi içtiği sigaranın oluşturduğu bir yan etkiyle zaten kendisinde rutin olarak gördüğü ve yaşadığı bir öksürük veya bir sıkıntıyı birlikte yaşadığı pet hayvanında da görüp bize haber vermesi ne yazık ki biraz iş işten geçtikten sonra oluyor. Şimdi hayvanlarda dumanı solumaya ilişkin oluşan yan etkiler tıpkı çocuklardaki gibi. Yani bu konuda aslında pediatrik çalışmaları birazcık veteriner hekimliğe de uygulayabiliriz. Ne yazık ki araştırmalar dediğim gibi çok kısıtlı. Bizde hayvanlarla ilgili
deneysel çalışmaları yapmak için gerçekten ağızlarına maske takılan deney hayvanları kullanılıyor. Çünkü kediler ve köpekler üzerine bu tarz deneysel çalışmalar yapamayız. Kediler ve köpeklerle ilgili yapılan çalışmalar ancak vaka sunumları şeklinde olabilir. Case reportlar olarak bize gelen vakalardan oluşuyor. Ben bunlarla ilgili size bir tane örnek kendi hastalarımdan birini vermek istiyorum. Çünkü çok yoğun bir sigara dumanına maruz kalan bir çocuk adı Baby, köpek, Chihuahua, belki hepimizin bildiği bir ırk, zaman zaman gördüğümüz çok sevimli, çok şeker bir çocuk. Biz çocuk diye seviyoruz kendi hastalarımızı da. 4 yaşında dişi bir Chihuahua Baby. Baby bize şöyle geldi, dedi ki egzersiz intoleransı var. Yani yürürken çok çabuk yoruluyor. Nefes nefese kalıyor. Kısacık bir mesafeyi bile yürürken biz birlikte hareket etmekte zorlanıyoruz. Allah Allah, acaba bir sıkıntı mı var, nedir diye kan tahlillerini, röntgenlerini, klasik teşhis protokolünü, diagnostik panellerimizi kullandığımızda karşımıza bazı enteresan bulgular çıktı. Burada sol taraftakinde, yani şu ilk röntgende inanılmaz kraniyel medyasyonunda bir doluluk görüyorsunuz. Gerçekten Baby'nin hikayesini araştırdığımızda karşımıza şöyle bir şey çıktı. Sahibi çok yoğun, günde 2-3 pakete varan bir sigara tiryakisi. Küçücük bir odayı, hatta 4-5 metrekarelik belki minik bir odayı paylaşıyorlar ve o odada adamcağız çocuklarına duman gitmesin diye kapıyı kapatıyor ve Baby onu çok sevdiği için devamlı onun yanında. Ama o küçücük bedeniyle inanılmaz bir duman inhale ediyor. Daha sonrasında fark ettik ki Baby'de ciddi bir aritmi var. Bir kardiyolog uzman arkadaşımızla birlikte baktık ve konjesif kalp yetmezliği var. Bu dönemde pulmoner ödem ve çok şiddetli bir disnesi vardı. Akabinde bir süre tedavi verdikten sonra bir kısım rahatlama gördük ama hala akciğerde şiddetli lezyonların devam ettiğini ve sıkıntılarının da devam ettiğini gördük. Bir başka hastamız da Hachiko. Bu da Labrador bir köpek hastamız. 8 yaşında. Hachiko aslında bizim çok uzun yıllardır işte kalça displazisi, eklem dejenerasyonları gibi sıkıntılarla baktığımız bir çocuk. O da bir gün şiddetli alerjik dermatit hep vücudunda vardı ama bir dispneyle birlikte geldi. Yine bir egzersiz intoleransı ve yine buna bağlı yaşanan sıkıntılarla bize geldi. Hasta sahibi yine hani durumu şu şekilde düşünüyor. Acaba bu kalçasındaki sıkıntılar ve eklem sorunlarından dolayı mı nefes nefese kalıyor ve yürüyemiyor artık? Acaba neden bu kadar hızlı yoruluyor? Gerçekten Hachiko'da da baktığımızda, şu anda onun dijital röntgeni yok şu an, o yüzden sizinle paylaşamıyorum, bu görseli yetiştiremedim ama baktığımızda gerçekten onda da şiddetli bir aritmi olduğunu, kardiyak bazı bozukluklarla birlikte gerçekten akciğer içinde, kraniyel medyastinumda inanılmaz bir doluluk ve duman inhalasyonuna bağlı oluşmuş şiddetli bir pulmoner rahatsızlıklar dizisi gördük açıkça. Bu hastaların her ikisinin de tedavisi sürüyor. Ama tedavinin en önemli kısmı, aslında biz bu akciğerleri tamamen değiştirip mucizevi bir şeyler yaratamayız. Ya da biraz önceki hocamın dediği gibi operatif seçenekler bu tarz hastalıklarda veteriner hekimlikte çok da söz konusu değil ama yapılabilecek yegane önemli koruyucu kontrol mekanizması sigara dumanından uzak tutmak bu hastaları. Şimdi sıkıntımız şu, bizim hastalarımız, yani işte evlerinizde beslediğiniz pet hayvanları çoğunlukla sahiplerinizden birinden pek ayrılmayı seven insan hayvanlar değiller. Bu insanlara da durup dururken sigarayı bıraktıramıyoruz. Kendisi için, kendi sağlığını korumak için bu hamleyi yapamamış kişilerde de bunları sağlamanın en iyi yolu, belki etraflarına verdiği zararı en güzel gösteren bu hayvanlar üzerinde ya da bazen kendi çocukları üzerindeki yan etkilerinin farkına varmaları. Bunun için uzun konuşmalar yaptık. Bu her iki hastayla da ilgili. Hasta sahibini ikna ettik ve bu çocukların yanında en azından hiç içmiyor. Böylelikle de sigara içimi azalıyor. Yine yapılan bazı çalışmalar bize şunu gösterir. Hayvanlarla birlikte yaşayan insanlarda akciğer kanseri de azalmaktadır. Yüzdelik bir retrospektif yapılan çalışmalar da Amerika'da yüzdelik dilimlerle kıyaslamalar yapılmış ve bu çalışmalar bize göstermiş ki gerçekten hayvan severler, hayvan sahipleri bir nebze daha az sigara tiryakisi olan insanlar. Bunun dışında gene yapılan bir deneysel çalışmada, özellikle ratlar üzerinde yapılıyor burada deneysel çalışmalar, 90 gün boyunca, günde 6 saat boyunca duman inhale ettirilmiş ratlara. Bunun sonucunda tabii ki akciğer bozuklukları görülmüş, görülmemiş değil. Ama akciğer bozukluklarının dışında çok enteresan bir başka şey gözükmüş ki deri tümörleri, alerjik dermatitler.
kardiyovasküler bozuklukları bekliyoruz. Biz hayvanlarda gerçekten genellikle pulmoner sıkıntıların çoğu kardiyovasküler bozukluklarla birlikte seyrediyorlar. Ama enteresan bir şekilde deri tümörleri, deride incelme, sanki uzun süreli kortizon tedavisi görmüşçesine deride incelme, yaraların açılması, tüy dökülmesi özellikle çok sık rastlanan bir yan etki halinde bütün buratlarla yapılan çalışmada görülmüş. Buna benzer deneysel çalışmalar halinde bazı çalışmalar var. Fakat ne yazık ki hayvanlarla ilgili bu tarz çalışmalar çok az. Benim size bilimsel anlamda verebileceğim bilgiler bu kadar. Ama temel olarak şunu demek gerekir ki veteriner hekimlikte hastalarımız bize kendileri kendi ayaklarıyla gelmiyorlar ve yaşadıkları sıkıntıları kendileri ifade edemiyorlar. Biz her zaman hasta yakınından duyuyoruz bunu. Fakat hasta yakınları da ne yazık ki sigara tiryakisi olmakla ilgili içinde bulundukları vicdani durumdan dolayı bize de çok yansıtmıyorlar. Ama sadece kendimize değil, çevremize, birlikte yaşadığımız canlılara, çocuklarımıza, etrafımızda bu dumanı soluyan herkese karşı. Biraz önce hocalarımın çok güzel anlattığı bütün bu zehirlerle onları farkına varmadan günden güne zehirliyoruz. O yüzden en azından bugün sizleri tebrik ediyorum. Bir farkındalık yaratmak adına umarım güzel ve etkili bir sunum olmuştur. Tüm bu hocaların verdiği değerli bilgilerle birlikte. Lütfen biraz kendimize değer vermiyorsak en azından çevremizdekilere zarar vermemek adına bu tiryakilikten olabildiğince uzak duralım. Veteriner hekim Çağal hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yeni bir pencere açtınız bu zararlardan. Her sunumda daha önce aklımıza gelmeyen şeyleri duyuyoruz ve öğreniyoruz. Teşekkür ederiz. Hocam kapatabilirseniz slaytları. Bundan sonraki bölümde konferansımızın uluslararası konuk konuşmacılarına sıra geliyor. Ben de bu yüzden gerçi ilk konuşmacımız Azerbaycan'dan hem uluslararası diyeyim ama hem de tabii Azerbaycan bize çok yakın yabancı diyemiyorum o yüzden. Sevinç Mahsimova, hoş geldiniz. Ben İngilizce de tanıtmak istiyorum sizi müsaade ederseniz. So in the next part of our international conference, we will be giving the floor to guest speakers from our international partner universities. First international speaker is Sevinç Mahsimova from Azerbaijan State University of Economics. She is the coordinator of Inclusive Education Center at the university. We are very glad to have you with us today. The floor is yours, or the microphone is yours. Sevinç Hanım, buyurunuz, hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz. Hoş bulduk. Beni duyuyor musunuz? Duyuyoruz, gayet güzel duyuyoruz. Herkese selamlıyorum, değerli katılımcılar. Webinar organizatörlere de bu kadar önemli mevzuyu araştırmaya ve müzakere etmeye davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Çok değerli fikirleri ve araştırmaları, bilgileri dinlemeye fırsat buldum. Birçok şey öğrendim. Hayatımda sigara içmenin zararının bizzat şahidi olduğumdan, yani pasif içici olarak ve zamanında bu yolda ciddi mücadele ettiğimden, aynı zamanda çevre mühendisi olduğumdan bu konuda fikirleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama hazırladığım veya paylaşmak istediğim birçok değerli bilgiler, birçok bizim profesörler çok daha ayrıntılı ve çok daha güzel bilgiler bize sundular. Gerçekten hepinize teşekkür ederim. Ben bir çevreci olarak kısaca tütün üretiminin aslında sigara içiciliği ve sigara zararlarını az çok insanlar duyuyor ama tütün üretiminin doğaya ne kadar zarar verdiğini aslında o kadar dikkate alınmamış zannediyorum ve düşünmüyoruz. Sigara çevre üzerine olumsuz etkisi olan çok boyutlu bir çevresel faktör açısından düşünmeliyiz. Tütün üretiminin çevre üzerinde etkisi ve sigara içmenin çevreyi nasıl etkilediğini ve bunun bir antropojenik faktör olarak düşünmeliyiz. Aslında bilim adamlarına göre
çevresel faktör insan canlı organizmanın üzerinde herhangi dolaylı veya doğrudan bir etkisi olan bir faktördür. Ve sigara olabilmek için içindeki tütün özel olarak hazırlanmış koşullarda yetiştirilir ve çevre üzerinde olumsuz etkisi olan karmaşık bir üretim sürecinden geçer. Tütün üretiminde ilk önemli husus ormansızlaşma. Bazı ormanlar ya azalıyor ya tamamıyla yok ediliyor ve sonradan yenilenmiyor, yani çöllere dönüşebiliyor. Gerçek şu ki bir tütün mahsulünün yetiştirilmesi ciddi verimli arazinin yanı sıra kurutucuların inşası ve tütünün fiili olarak kurutulması için büyük miktarda odunlar ve enerji sarf ediliyor. Ormanlarla birlikte bu yerlerden ayrılmak zorunda kalan hayvanların yaşam alanları da yok ediliyor. Böyle bölgeyi terk edemeyen hayvanlar bir kısmı ve orman florası yok ediliyor. Ormanların yok edilmesi ve toprağın işlenmesi arazileri bozulmasına yol açar. Ormanın bir kez tam kesildiğine toprak erozyonu, sele yol açarak yakındaki tarım arazilerine de çok zarar veriyor. Tütün, azot, fosfor, potasyum gibi toprak besinlerin herhangi bir gıda öğününden daha fazla tüketir. Ve tütün üretiminden sonra topraklar 57 yıl yeniden kendine gelmeye süreci oluyor. Yani yeniden toprak hiçbir şey üretilmiyor o topraklarda ve tamamıyla yararsız hale gelebiliyor. Özellikle tütün diğer mahsullerden daha fazla potasyum emdiği için 6 kata kadar daha çok potasyum, toprakların potasyum açlığına ve diğer faydalı maddelerin açlığına yol açar. Bu şekilde bölgelerin ekosistemlerinin bütünlüğüyle bozulmasına ve gelecek nesiller için tamamıyla faydasız hale gelmesine sebep oluyor. Toprak besinlerinin tütün tarafından yüksek oranda emilmesini nedenlerden biri de yaprak büyümesini teşvik etmek için ve daha yüksek nikotin içeriği sağlamak için bitkilerin üst kısımlarını kesiyorlar ve bu şekilde bu uygulama yaptıkları için topraktan daha çok besinleri tütün yeşili alıyor, tütün bitkisi kendine emiyor diyebiliriz. Toprağın verimliliği de kaybolduğunda yani tütün şirketleri, tütün üreten üreticileri kolaylıkla yeni topraklarına taşınabiliyorlar. Ve değerli hocalarımız anlattığı gibi ne yazık ki, yani üzülerek bunu tasdikliyoruz ki tütün üreticileri esasen de, yani şirketleri değil de ama araziler, tütün üretim arazileri esasen de az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerde ne yazık ki yer alıyor. Tütün aynı zamanda birçok hastalığa yatkın hassas bir bitkidir. Bu nedenle yetiştirildiğinde herbisitler, fungisitler, pestisitler aktif olarak kullanılmakta. Sadece 3 ay içinde 16 defa tütün kimyasallarla işletiliyor ve bütün tütün için zararlı şeylerden arınıyor ama toprak tabii ki bu arada zehirleniyor ve sadece toprak değil, yeraltı sulara gidiyor, hayvanlara ve atmosfere de aynı şekilde etkiliyor. Azon tabakasında bozuluyor. Yani tütün üreticiliği, tütün sadece insanı, insan nedir? İnsan sadece bir bütün ekosistemin bir parçasıdır ve sadece insanı değil bütün ekosistemi bozuyor.
Yani hem havayı, suyu, gıdalarımızı, her şeyi. Yani düşünsek gerçekten bütün sistemi zarar veriyor. İstatistiklere göre, yani verilere göre tüm dünyada günde ortalama 15 milyara kadar sigara içilmekte. Ve böylece yani bu sigara dumanı tabii ki ciddi miktarda atmosfere salınmakta ve atmosferi bozuyor. Ve aynı zamanda sigara izmaritleri çöpe dönüştüğü için ciddi şekilde rahatsızlık verebiliyor. Yani çöp, kullanılmış sigara izmaritleri, paketler, karton paketleri ve diğer tütün ürünlerinden oluşur. Yani sigara atıkları dediğimizde, sigara filtreleri ve vesaire. Sigara filtreleri, onların dönüşümü 5-7 yıl sürer. Ve bu sürekli her gün milyonlarca sigara filtresi yani doğaya atıldığını düşünün. Yani sürekli günden güne hep kirletiyoruz, hep kirletiyoruz. Sigara izmaritlerin canlıların sağlığı için ne kadar büyük bir tehdittir. Balinalar, yunuslar, deniz kuşları, kaplumbağalar, midelerinde sürekli sigara izmaritleri bulunmakta. Hayvanların sindirim sistemlerini iltihaplanmaya neden oluyor ve ölüme yol açıyorlar. Gelişmekte olan ülkeler hem ekolojik kültürü hem sert cezaların olmadığından çoğu durumda sigara izmaritleri çöplüklere gidiyor veya sokaklarda öylesine atılıyor. Gerçi son zamanlar kanunvericilikte ciddi değişiklikler yapılıyor ama yine de onlar yeterli değil ve insanoğlu kendi dert etmeyince ve kendi her biri buna bir katkı etmedikçe tabii ki bu şekilde ciddi değişiklikleri yapamayız. Yani zor olacak. Maruz kalma şekli açısından tütün içimi hem mutajenik mutasyonlara sebep olabiliyor hem kanserojen çevresel faktör kimi tanımlanmıştır. Bu bir sirkülasyon. Yani bütün ekosistem birbirine bağlı operasyon, birbirine bağlı aşamalardır, adımlardır. O yüzden yani sigara içen ve sigara içmeyen, sigara içen bir insan nasıl bir gıdaya ve bizim tükettiğimiz gıdaya nasıl etkilediğini hiç düşünmez ve etki olmadığını düşünür ama bu öyle değil. Daha önce Melahat hocamızın, değerli hocamızın dediği gibi 8 milyona yakın insan sigara içiyor ve sigara kurbanı oluyor. 2030. yıla kadar bu Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamlarına göre artık 9 milyona çıkacakmış, öyle diyorlar. Sigara kurbanları. Düşününce yani bir sigara ne yapar ki deliyor. Ama bu ciddi hem sosyal bir sorun. Çünkü eski zamanlarda bir düşünelim, sigara içenler 16 yaşında bir çocuk veya kız sigara içiyorsa bu çok, diyorduk ki hep, çok erken ama şimdi 11 yaşında, 12 yaşında çocuklar artık sigara içiyorlar. Ve bir araştırmalar yapıldığında görüyoruz ki tabii ki kadınlar yüzdesi ve erkekler yüzdesi Avrupa ülkelerinde neredeyse aynı. Ne yazık ki Türkiye'de kadınlar, yani sigara içenlerin arasında %2'si erkeklerden daha çok. Çok ilginç bir rakamlar. Ama diğer Müslüman ülkelerinde kadınların içme oranı çok düşük. Çin tütün üreticilerinden en büyüğü olmasına rağmen orada kadın içiciliği 0.1-0.2 yüzde, yani faiz gösteriliyor. İlginç değil mi? Yani üretici olmasına rağmen içici değil. Ve ne yazık ki
yani o kadar büyük zarar veriyoruz ki bile bile insan hem kendine hem çevreye hem yakınlarına çok büyük zarar veriyor. Yani bir kilogram tütün yaprağı kurutmak için 40 kilodan çok ağaç odunu yakmak gerekir ve birçok yüzlerce kilowatt enerji sarf ediliyor. Ve toprak dediğim gibi, daha önce dediğim gibi, ancak 60'lıya yakın sürecinde bu toksinlerden arınabiliyor. Tüm insanlar bunun farkında olmalıdır. Bütün yani bu konu hem okullarda hem öğretmen yetiştirme programlarında her yerde bu konu ele alınmalıdır ve yani aslında Türkiye bizim için büyük bir örnek. Yani son yıllarda sigaraya karşı ciddi adımlar atmış ve takdir ediyorum gerçekten. Hem kısa filmler, yani sosyal filmleri, hem yani diğer kanunvericilikte değişiklikler vesaire. Bu ilkin adım, tabii yetersiz ama yine de ilerleme diyebiliriz. Yani kendim hiçbir zaman sigara içmedim ama mücadele ettim. Yani yakınlarıma, sigara içenlere, çevremde olan sigara içenlere hep derim bu zararlı, bu zararlı. Hatta 4 insana ben sigara bıraktırdım, tamamıyla bıraktırdım ve çok mutluydum. İlk önce işimi bıraktırdım. Çok çetin bir prosesti bu. 1 yıl yarım süren bir prosesti. Resmen bir mücadeleydi. İlkin bir cümleden ki sigara ne kadar zararlı. Her gün yani mütemadi olarak haftalarca bir her cümle ekleyerek artık anlatmaya başlamıştım ki bir konuşma haline getirmiştim. Sigara ne kadar bizim ciğerlerimize zararlı. Hatta böyle bir pratik yapmıştım. Bir beyaz bir havluyu koyuyordum. O evde içerdim. Ben pasif içi çok zarar gördüm buna gerçekten. Havluyu koyardım ve akşamları hem koklatırdım hem gösterirdim. Yani biraz böyle grimsi böyle o renge gelirdi. Diyordum bak görüyor musun bu sadece bir havlu. Yani odada bir köşede duran bir havlu. Yani senin ciğerlerin ne hale geldiğini bir düşün diyerek yavaş yavaş bu şekilde onu yani sigara tamamıyla bırakmasına yardımcı oldum. Ve diğer benim hem dostlarımın arasında. Gerçekten bu konu banal kimi görünür. Yani sigara içmeyen, evet herkes konuşur, herkes bunu neyse yapar. Ama bu gerçekten ciddi bir sorun, bir sosyal sorun. Biz görüyoruz ki sigara içmenin yaşı gitgide küçülüyor. Yani kadınlar artık daha modern, hocalar da bunu söyledi. Daha modern, daha şöyle diyeyim ilginç görünmek için genç kızlar sigara içiyorlar. Yani bunu bir böyle sosyal ders kimi mi diyelim? Yani okullarda gerçekten işlenmeli diye düşünüyorum. Yani bununla benden sonra da çok değerli fikirler olacak. Eminim ki çok derin araştırmalar zaten hocalar söyledi. Benim diyeceğim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım yormadım sizleri. Çok teşekkür ederiz. Daha önce gündeme gelmeyen ekolojik boyutunu da sigara üretiminin burada gündeme taşıdınız. Benim için de yeni bir konuydu. Ben çok bilgilendim. Teşekkür ediyorum. I would like to thank Sevinç Mersimova for bringing about the ecologic aspect of or ecological aspect or the impact on the environment of tobacco production. So that was very interesting and very informative for me. Thank you very much. Now I would like to announce the next guest speaker, one of our international speakers today. According to the program, we have 2 speakers from Poland, but they've had some internet problems. So I would like to skip to the next one from Pakistan, our panelists from Pakistan, Hatice Şukat Sultan
saying. I hope I didn't pronounce the name too incorrectly. Hatice, hello. Hello. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum and very, very good afternoon. It is a great pleasure for me to join this conference from the Islamic Republic of Pakistan. Recently, I'm working as a machine learner engineer with the international company in the field of the natural resources management to target the environmental issues which are hazard and affected by many factors. And one of them for which we are gathered here on the discussion, which is showing its trends in the last decades. Without any pause, I would like to share my presentation and I would like to share my presentation insight into the relevant information which are gathered by me. That is the topic tobacco damaged environment. Okay, we can see. I will start my presentation with the Quran. Okay, the Quran, what the Quran guide gives the guideline. According to the Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu biyadikum illa tuhlikatu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Don't throw yourself in a danger by your own hands. In other place, Quran says, وَقُولُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. You may eat, drink, but not waste. In the same line, the Quran says, وَلَا تُقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِكُمْ رَحِيمًا. Don't kill yourself. Surely Allah is you, ever passionate to you. What the Quran says, that according to the Quran, the creation of the world, harmonious environment, biodiversity, have not caused their own existence and function. It is Allah who creates this universe, and it is He who sustains the living of all creation in the ecosystem. Now, look at the point that what the tobacco can do, and it's a great barrier in the field of the sustainable development environment. What is the sustainable development can do? It maintains the balance between the society, economy, and environment, which improve the human needs and reserve the natural resources and ecosystem on which we and you depend. Look at the small documentary on the how the cigarette damage on it. Tobacco endangers the lives of millions of people worldwide. It threatens our future and our development. Tobacco damages our health, economy, and environment, and it undermines our efforts to build a healthy, more prosperous, and peaceful world for all. We can beat tobacco. Protect. So this figure shows the life cycle of the tobacco. The tobacco from the cultivation up to the consumer waste, how the different type of the resources are used during its cultivation, its curing, its manufacturing, after the marketing and end to use for the consumer. But we can conclude it that the entire whole life of the tobacco from the cultivation to the consumer, it creates waste and inflict damages on the environment from the cradle to the grave. So it is our duty to protect our environment. Otherwise our environment gets hazards. The air will be polluted, the water will be polluted, and the entire ecosystem and the marine, each and everything will be discarded. The ingredients of tobacco utilization, which type of the ingredients which are swept from the cigarettes butt. There are 6,000 ingredients, which creates 7,000 chemicals, and out of which 69 chemicals causes cancer. This type of the acetone, acetic acid, ammonia, nicotine, and toluene.
these are the ways that how the people utilize the tobacco by mixed with the other materials in the form of snuff, nutmeg and dry corn leaves, weed, gerida and gum, dry corn leaves and dried cord, garda and shisha. Now, what are the facts behind the tobacco cigars? There are 1.3 billion smokers in the world, which increasing the ecosystem getting disturbed on the other side. Half of the children gets breathe in polluted air, and slowly, slowly, this epidemic shifting into the low and middle income countries. The result shows tobacco is the second major cause of death in the world. What are the predictions of the prevention of tobacco-related environment damage? I will show this type of the analysis through the artificial intelligence software I can make on it, and data analysis that how the 6 trillion cigarettes are produced, and on the other hand, the environment, the water, and the solid waste are created. Now look at this one. Okay, now let's see tobacco's global footprint across the entire supply line chain. It means that for the cigarette production, the water requirement 22,200 megaton, and the land requirement 5.3 million hectare, and the energy requirement 62.2 petajoules, and the material resources 27.2 megaton. But the production, the 6.48 megaton of dry tobacco and 32.4 megaton of green tobacco leaf, which produces on the other hand, oh my God, look at the scale. Solid waste, wastewater and emission. So when I click on the emission, it gives 84 megaton carbon dioxide which are emitted into the atmosphere, and the atmosphere gets depleted. And the wastewater, when I press on it, it gives the 54 megaton waste. And the solid waste, it gives 25 megaton. So it current trends continue. There will be up to 1 billion deaths in near future, which I can show in the previous slides. If it is can unchecked, then nearly 8 million on a year by 2030, and 80% of those debt will be occurred in the developing world. The other thing is the secondhand smoke is also very serious problem, because 6 lakh parameters death per year due to it. 200 workers are die each year because of the they work at the exposure of the smoke. According to the US Environmental Protection Agency, estimate that 3,000 lung cancer death annually among non-smoker in the country. And in the same way, 40% of children are regularly exposed to the second hand smoke at the home. 31% of the death attributes to the secondhand smoke occur in the children, and 10% of the economic cost goes down. The tobacco industry profit greater than ever. What do you mean by? According to the Tobacco Atlas, it was estimated that the tobacco industry revenue generated almost half trillion US dollar annually. According to the survey, 35.1 billion, which is equal to the combined profit of the Coca-Cola, Microsoft, and McDonald's. If tobacco become a country, its GDP will be equal to the countries like Poland, Saudi Arabia, Sweden, and Venezuela. Now I put the question in front of you, and you will think over it. Can a tobacco company ever really be considered sustainable despite the revenue it makes? Are you hear me? We can hear you. We can see the slides. Okay. Slides are shown there.
Yes, we can see it. Okay, okay, thank you. Why the people make smoke? There are some myths and the people satisfy and justify themselves. And they are unable to leave this bad habit. Look at the first picture. People are saying, you smoke a plant that makes you hungry. Some are saying that pain make away due to smoke. And some are saying, I am 48 and still feeling the good. And some are saying, I need a cigarette to think easily. Okay, this one is the smoking by the smoking of the tobacco due to which the environment gets affected. The first thing that the air gets polluted, and how it gets polluted because the cigarettes and the chemicals. Cigarette and chemicals which are swept from the cigarette burns and they are released into the atmosphere from where the air get polluted. And in the same way, forests are also destroying because 5 million of hectares of forests are destroyed each year to provide trees to dry tobacco. This is the same size that the 3.6 million Aussies rules for football field. 32 billion cigarettes are smoked each year. If the birds from this cigarette were placed end to end, they would circle the planet 16 times. That's too high. Okay, the bushfire gets starting. Why? Because when the cigarette birds are carelessly discarded, burning cigarette birds gets the bush, and the bush gets nearly 7 points of the deaths occur. And the marine creatures are also disturbed because when the cigarette birds lying in our streets and gutters are washed into the harbors and it reaches the rivers and seas, where the marine creatures are badly affected and they become die. So it was estimated that the cigarette birds required 12 months to break down in a fresh water and 5 years to break down in a seawater. In the same way, cigarette birds have been found in a stomach or young birds, sea turtles and other marine creatures. So the other main thing that is the agriculture. Agriculture is badly affected by the tobacco production and cultivation. How? There are the countries, Pakistan, Malawi, Korea, Macedonia, Moldova, and Lebanon, devoted its 1% of their agricultural land to tobacco leaf production, and 5% of the deforestation is caused by because of the tobacco. 600 million trees are destroyed due to the fuel required for drying the tobacco. And in Pakistan, tobacco curing requires 11.4 million tons of solid wood annually. In the same way, I have already shown in the previous slide that it requires more water and more pesticides. Why it requires more pesticides and insecticides? Because tobacco is a sensitive plant prone, which attack disease more easily. So therefore, the huge chemicals are input over it and applied on over it. That is the algerine, gelatine, and DDT, which are the harmful and the hazard chemicals, and they are spread into the atmosphere and ozone becomes depleted. Now I would like to summarize the effect of smoking to tobacco. The first, the health crisis. Number two, exacerbates the poverty, contributes to world hunger, damage the environment, and reduce the economic productivity. Now, what type of measure we will take to curb the smoking? The one is the Framework Convention on Tobacco Control, and the other is WHO. What the FCTC can do, it's organized some treaty which are adopted in 2003 and it becomes an international law in 2005. And this treaty requires that impose the restriction on tobacco advertising and sponsorship and promotion. Number two, they are saying that establish the new packaging and labeling of the tobacco products. Means ban misleading description on it. They are saying that establish the clean indoor air controls, and also saying standing the legislation to clamp down on the tobacco smuggling.
what are the WHO are saying? They are trying to summarize their policy in the form of acronym, that is MPOWER. M4 stands Monitor Tobacco Use and Prevention Policy, protect the people from tobacco smoke, offer help to quit tobacco use, warn about the dangers of the tobacco, inform us of bans on the tobacco advertising, promotion and sponsorship, and raise the taxes on the tobacco. So proposed solution will be according to our requirements is that it should be adopt the WHO and FCTC rules and regulation, better enforce the little laws, increase the taxes directly to environmental cleanup efforts, reduce the packaging waste and improve the biodegradability of filters, and appropriate disposable mechanism, increased public awareness campaign about the magnitude and prevention of tobacco consumption. And nowadays I am working with the international organization that is artificial intelligence company. We are doing implementation of the deep learning artificial intelligence, which may also inshallah in the future help smokers kick the habit. And the last, not the least, this one should be the first one, for the Quran and promote the motivation according to the Islamic legislation on the preservation of the trees and plants, what the Quranic teaching and the Prophet are saying. Whoever plants a tree and looks after it with care until it matures and becomes productive will be rewarded in hereafter. And if anyone plants a tree or sows a field and a man, beast and birds eat from it, he or she should consider it as a charity on this planet. Thank you for passing up your attention and goodbye. Thank you, Hatice. Can you stop sharing your slides? That was, again, a very holistic approach looking to the tobacco issue from the health side to the ecological side, all the environmental damage this is doing. So again, a very comprehensive presentation. Thank you very much. Thank you. Now, I would like to call on our next panelist from Northern Macedonia, as we say, Assistant Dr. Begum Zaku. He's a cardiology resident, teaching assistant of physiology and chief of general medicine program at the Faculty of Medical Sciences at the University of Tekova. Begum, can you hear us? Dr. Begum? Yes, hello. I can hear you very well. Good afternoon to you. Good afternoon, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, siz nasılsınız? İyi, iyi. Türkçe mi konuşursunuz? İngilizce mi konuşursunuz? Ben İngilizce konuşuyorum. Tamam, Türkçe hala öğreniyorum ama çok arkadaşlarım var orada. Devam ediyorum Türkçe. Ay, çok güzel, harika, harika. Okay, so the floor is yours to talk about the effects of tobacco smoking on cardiovascular health. The floor is yours. Thank you very much. I will share now the screen. Do you see my presentation? It's coming. Yes, we can see it. You can maybe enlarge it. Mm-hmm. Yes, now. Okay. Yes, we can see. Thank you. Okay. Dear professors, dear colleagues, dear friends, thank you very much for giving me the opportunity to be here today with you on this 31 May in the World No Tobacco Day. And it's my pleasure to talk about this wonderful topic and its global barrenness, economical barrenness. And I would like to talk today for the effect of tobacco smoking on the cardiovascular health. A lot of good things colleagues previously showed, and I'm really satisfied of this organization, and I really congratulate you once again. Well, let's see how it all started. Mankind, of course, has a long history of using plants and weeds for their intoxicant medicinal and social use.
But in fact, tobacco use appears to be as old as human civilization itself. The tobacco plant has been grown and cultivated since 6,000 years before Christ. And it is well documented for this addictive effects in some shamanistic rituals and of course in the tribes living in the Americas, the tribes of Maya Aztecs, they used tobacco in their in their rituals and ceremonies. Of course, with the arrival of the Europeans in the 16th century, the consumption and cultivation and of course trading of tobacco becoming it a very fruitful business quickly spread. Of course, Frenchman Jean Nicot, from the nicotine name derives, introduced tobacco to France in 1560 from Spain, and from there it was spread to England. Mass production during 20th century quickly expanded the scope of consumption. But of course, for 1,000 years we have been debated the same thing without being able to came to arrive at the conclusions on that what is really truly right and what is really truly wrong. Today we live in a world in the developed technologies, and of course we appreciate those companies that produce machines that produce less smoke. So in the nowadays it's a big fight against every kind of smoke, and of course cigarette smoke is not an exception. Ever since smoking was introduced outside the Americas, there has been much vehement opposition to it. Arguments, a lot of arguments range, for example, socio-economical arguments, usurper of a good farmland, religiously devout individuals called it another form of immoral intoxication and stuff like that. Coming in 1606, where Dr. Eleazar Duncan wrote that tobacco is so hurtful and very dangerous to youth. In 1948, it's a real, I can say, a breakthrough, because Richard Dole, in his major studies, demonstrated the serious or the correlation between smoking and its impact on health disease and health damages, and of course of a lot of diseases. These studies first published in British Medical Journal, and then of course in these studies continued till I think the years 2004-2005, where is a large database that suggests that there is a strong correlation of smoking and a lot of diseases that could be preventable if we stop smoking. And where is the beginning? Of course, the beginning and the institutional beginning of manifesting this day is on the 1987, where member states of the WHO, World Health Organization, started the World No Tobacco Day. Of course, the aim was to draw a global attention to the tobacco epidemic and preventable death and disease it causes. The World Health Assembly passed a resolution marking it on April 7th, 1988, and marking a World No Smoking Day on May 31. I would like to share some epidemiological aspects, even though previously I saw some of these data. Nowadays, 1 billion men smoke and 250 million women. But this trend in some countries is going reverse, because the increased trend of women smoking is going higher and higher every year. And we have data that suggests that in some countries, the number of men and women smoking is basically equal. Of course, tobacco killed 1 million people in 20th century, and it will kill 1 billion if we don't stop and if we don't take the necessary steps to stop this manner in the 21st century. Secondhand smoking also is very harmful, because it kills more than 600,000 people around the world each year. Every day, and it's every day around the world, 80,000 to 100 people became addicted to tobacco. Smoking causes nearly 6 million deaths around the world, more than 8 million annually by 2030,
suggested by CDC, Center for Disease Control Prevention. 16 million people are living without the disease caused by smoking. Of course, smoking takes away 15 years of a person's life. And in the US, approximately 400,000 die of smoking-related illnesses. As for the adults, and it's very important because I think that we should focus in this group more, 80.1, I don't know if you have in Turkey some datas. We tried to collect some datas here in North Macedonia, but we're still evaluating, and the number is not, it's not very satisfying. We need to do more technical work to gain more information. But in the US, 80.1% of high school children are currently smokers. I think in our countries, because you know, smoking is a poor country manner, and people who live in the poor countries are very addicted to smoke. And I think that this percentage is going in our previously data collected from the students and from the high and from the primary and secondary schools, it's about 24.5%. As an economical issue, 800,000 packs of cigarettes are consumed by young people in the US each year. So please don't smoke, because tobacco really kills. Composition, as for the composition, the colleagues before me already mentioned some of the chemicals and substances that we inhale. There are already 7,000 substances, but we know maybe 250 or 60 of them. And as you can see, they're very harmful, and they are damaging the epithelium from the upper respiratory tract to the lower respiratory tract. And of course, by getting inside on the blood, pumped by the heart all over the systems, it harms all the systems, all the cells, and all the tissues of our body. Of course, that we live by breathing, and the oxygen is the main gas that we need for our everyday processes. And when we breathe, the oxygen in the alveoli is binded to hemoglobin, and then from there is going to heart, and from the heart is traveling through all the systems. But when we smoke, we put inside all those 7,000 chemicals, and they are very harmful. For example, carbon monoxide has bigger affinity for binding with hemoglobin than oxygen itself. So that's why low oxygen levels will appear in our blood gases, because a lot of monoxide has gone inside to hemoglobin. But what's also bad, we know that nicotine is also addictive as other drugs, and nicotine is very harmful, because nicotine, it can change the inside wall, the endothelial wall of the arteries, making them too swollen, and of course activating the cytokines and being responsible for inflammation. Thus, after that, because of low oxygen levels, it will be the oxidative stress will arise. And because of that, we will have thickening and narrowing the arteries. By thickening and narrowing the arteries, the blood flows really slowly, and with it can make turbulences, making the blood then really and the platelets really to become really sticky, and it can be a cause for doing thrombosis. All these pathophysiological things I will mention after this slide, but I want to say with this slide that 3 million people die every year because of cardiovascular diseases. Cardiovascular diseases, it's a multiple term, because it refers to heart and of course the blood cells. Because of the aforementioned causes,
we have coronary heart disease because nicotine and smoking itself lowers the HDL, as we know, as a good cholesterol, increases the LDL, low density lipoprotein cholesterol, total cholesterol, and of course increases triglycerides, which it's a first step that will in promoting and building up the plaque which is composed of fat, of cholesterol, of calcium, and other inflammation components within the artery, and which can cause after rupture plaque, which is going to result with a heart attack. Of course, because of the narrowing and thickening of the arteries, and because that nicotine releases epinephrine from the suprarenal glands, adrenal glands, the epinephrine then will increase the blood pressure and of course will increase the contractility and of course increase the blood pressure. So that's why people who smoke have a higher blood pressure. But you know that for stroke, because of uncontrolled blood pressure, you can then have a stroke, which is a composition of some of aforementioned factors, such as the thickening, narrowing, the cholesterol plaque, and also the increase of inflammation cytokines, which is also will compromise the flow of the blood through the arteries. And that's why people who smoke are really very, very susceptible to have a stroke. Of course, aneurysms is, as we know, that 75% of women who develop aortic aneurysm have smoked in some point in their life, because smoking causes the damage and stiffening of the artery wall. It makes the flow and of blood go more turbulent, and it increases the chances of forming also the blood clots. Of course, that last but not least is the peripheral artery disease, or as known as claudicatio intermittens. It is because nicotine, peripheral blood vessels are very susceptible to nicotine. Nicotine is hardening the arteries and of course making more them narrowing, and less low blood will travel through those arteries. And this is maybe in the near future will cause to lose your hand or feet. Also, in addition to peripheral artery disease, I would say that smoking causes a specific disease, maybe you know, it's called Buerger disease. Buerger disease is also a rare disease that causes an acute inflammation and the clotting of the arteries and veins of the arms and feet. It also affects people from 20 to 40 years old. This is the diapason of age, which affects the most, and affects people who smoke really heavy. It means heavy smokers are very to develop Buerger disease. Okay, according to American Heart Association, cardiovascular disease accounts for about 800,000 US deaths every year, and nearly 20% are due to cigarette smoking. And according to American College of Cardiology, 6 million deaths each year are attributable to tobacco use globally. What's the pathophysiology of cardiovascular diseases? As we can see here is cigarette smoke, which releases some of the substances we mentioned before, nicotine, carbon monoxide, oxidant gases, and other chemicals. Nicotine, as we said, will trigger the sympathetic system by increasing the heart rate and the blood pressure, but also it will, as we say, narrow the
or vasoconstrict the arteries by decreasing the myocardial supply with oxygen. By that, we have probably arrived at some point to develop a myocardial ischemia or the acute coronary syndrome. But because of low oxygen levels, also it's a genesis of arrhythmias, and arrhythmias can cause a sudden cardiac death. But also because of the decrease of the oxygen availability, we will increase the free radicals, which will arise the oxidative stress. And oxidative stress is the main cause for increasing the cytokine inflammation, endothelial dysfunction, prothrombotic state, and insulin resistance. All these states really contribute by themselves in developing and progression of cardiovascular diseases. And all this is real, and it's not a suggestion. And we know that these four components shown here are really inside this single cigarette. According to relative risk and excess death rate of coronary heart disease among men by age and group, as you can see, by increasing the age, the relative risk decreases, but the excess death rate increases, and the death rate per 100,000 people, as you can see, it goes up and up after 75 years old. Okay, then those response relationship between number of cigarettes smoked per day and relative risk of ischemic heart disease. The person risk, of course, of heart attack greatly increases with the number of cigarettes he or she smokes per day. As you can see, as much as you smoke, as much as you have a relative risk of ischemic heart disease event. So if you smoke 30 cigarettes per day, you have an increased risk, relative risk of 2 points for having a heart disease event. And comparing smokers to non-smokers, developing a pathology, you see here that smokers and non-smokers are really close when in case of strokes, because stroke is always related to uncontrolled blood pressure, erectile dysfunction also, but sudden cardiac death, acute myocardial infarction, aneurysm of abdominal aorta, and peripheral artery disease are really significantly higher in people who smoke than those who don't smoke. Okay, so if maybe it's the perfect time to quit smoking, and of course one day we have to take that step, turn off that cigarette first. What happens when we smoke? Of course, a lot of processes, because the body produces nicotine itself for its physiological use. But when you take the cigarettes, the brain stops its produce, and then it needs 6 months to reactivate the nicotine production. That's why for these 6 months, it's withdrawal period where you have to stay strong. And of course, a lot of benefits will happen to you. For example, after you stop smoking, 20 minutes after, only 20 minutes after, your heart rate will drop. 12 hours after, carbon monoxide level in your blood will drop to normal and oxygen level will increase. 2 weeks to 3 months, heart attack risk begins to drop. 1 to 9 months, heart attack risk. Because of lung cancer and other problems with the lungs will begin to drop. After 1 year, added risk of coronary heart disease is half that of smoker. For 5 years, your stroke risk is reduced to that of a non-smoker. 10 years, cancer risk and death of cancer health of that of a smoker.
And after 15 years, the risk of coronary heart disease is back to that of a non-smoker. So you need basically 5 to 15 years to recover your body from all the toxins you have put it for years. Okay, but when we stop smoking, then we need some nicotine, of course, and it's called nicotine replacement therapy. It will be replaced with a lot of arsenal developed nowadays, with stickers, with gums, with lozenges, with sprays, and of course pills such as varenicline and bupropion, varenicline and bupropion, which also contribute to give up smoking. And what we actually do in Macedonia, I would like only to show some photos of our activities, of student activities. We always on these days go in primary and secondary school and explain to our students, to our pupils, the harmful effects of smoking and normally and other drugs. We explain people in the city, and of course we have lectures for all the staff and students for this day. Things that are same as tobacco, that are alternate to tobacco but cool as same as tobacco. I will only pass them because I will only say that when you want to smoke, just take an apple and you will think better. Yes, of course, quitters are winners, and this is the slogan of the WHO. And once again, it's very hard to stop to say yes, but it's not impossible. Thank you for your attention. Thank you very much. So we've had again a reminder of all the risks and the damages to our health due to smoking. And I think the best message at the end was that if you quit now, there are so many immediate health benefits. So now is the time to quit, I think. Perfect time to quit. And every time we light a cigarette, it's because we know that 780,000 people want to stop smoking. And it's because of the COVID-19 pandemic. We know we have data that people who smoke ICU units are have a very high risk for not battling corona. That's why every lighting cigarette is day waste for us. Thank you for reminding again the special importance while we are fighting a global pandemic, a terrible virus, and cigarette smoking is an added risk for, you know, corona patients as well. So thank you for reminding that. This concludes all the presentations by our Turkish presenters and also our international guest speakers. Thank you all very much for your contributions. Bütün panelistlerimize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Sağlıktan başladık, ekolojiye dokunduk, tekrar sağlıkla bitirdik. Hayvanlarımızdan bahsettik, çocuklarımızdan bahsettik. Sigaranın zararları üstüne bütün farklı açılardan bilgileri edindik. Hepinize sağlıklı ve sigarasız günler diliyorum. All of you, wishing you happy, healthy days without cigarettes. Bye bye. Take care. Stay safe, everyone. Thank you so much. Bye bye. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hoşça kalın.